Evet, şu an yayındayız. Her şeyin yanında olduğundan emin olamadım. Değerli misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Bugün disiplinler arası konferans serisi Cumartesi Avrasının yeni bir etkinliğinde sizlerle beraberiz. 2021 yılının ikinci Cumartesi Avrası aynı zamanda 100-2020 döneminde yedinci etkinliğinde birlikteyiz. Bugün yine çok özel bir konuğumuz var. Mimar Aydın Hasan Palatkan. Ben kısaca Aydın Bey'i tanıtmak üzere Avrupa İstanbul'un kurucu üyelerinden Yılmaz Bey'e söz vereceğim. Sizleri daha fazla bekletmeden. Yılmaz Bey, sesiniz kapalı. Ben şimdi tekrar sizi açmanızı rica edeceğim. Tamam. Çok teşekkürler Seda. Herkese merhaba. Tüm izleyicilerimize hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum sözlerime. Seda'nın da söylediği gibi bugün Aura İstanbul'un Cumartesi Aurası konferans dizisinin 7. etkinliğinde beraberiz sizlerle. Katılımınız için hepinize tekrar teşekkür ederiz. Bu etkinliğimizde konuğumuz sevgili Aydın Hasan Polatkan. Kendisine davetimizi kabul ettiği için Aura İstanbul adına çok teşekkür ediyorum. Aydın Polatkan'ın biyografisini kısaca sizlerle paylaşmak isterim. Mimarlık alanında aldığı lisans eğitimini Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde 1993 yılında tamamladı. Akademik kariyerine mimarlık tarihi alanında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde devam etti ve 1997'de yüksek lisans ve 2004 yılında doktora derecesi eğitimlerini İstanbul Teknik Üniversitesi'nde tamamladı. Şu an serbest olarak çalışmakta. Mimarlığın yanı sıra sinema ile de çok yakından ilgileniyor Aydın Polatkan. Her iki pratiği karşılaştırarak bugün bizlerle sinema ve mimarlık arasında barok üzerine düşünceler başlıklı konferansını paylaşacak. Tekrar teşekkür ediyor ve sözü kendisine bırakıyorum. Herkese iyi seyirler. Evet Yılmaz Bey çok teşekkürler. Öncelikle başlamadan şunu söylemem lazım ki yani akademik kariyerim çok eskide kaldı. O yüzden alanla da ilişkim minimumda diye devam edip şey yapabilirim, söyleyebilirim. Daha çok bu konuşmayı belki de iki alan arasında ki yapılmış birçok çalışma var bunu da biliyorum. Daha farklı bir düzlem bulunabilir mi diye bir düşünce ve sorgulama sonucunda oluşan düşüncelerimi paylaşmak olarak aslında söyleyebiliriz. Yani bu şekilde görebiliriz. O bakımdan eğer hani sunum sonunda bir soru cevap kısmı olursa bu işin daha çok sohbet tarafı daha iyi olacağını da düşünüyorum. Barok dediğimiz zaman barok çok uçsuz bucaksız bir konu. Zaten sinema ve mimarlığın kendisi gibi uçsuz bucaksız bir konu. Ve dolayısıyla da aslında barokla ilişkili olarak varacağımız nokta her iki alanın farklı bir şekilde bir araya getirilmesi ya da farklı bir perspektiften görülmesi mümkün olursa diye girilmiş bir düşünce süreci içerisinde ulaştığım bir yerdi benim için. Ki yani sadece de ulaşan da ben değilim tabii ki bunu da biliyoruz ama en azından üzerine tekrardan bildiğimiz bazı şeyleri hatırlamak için vesile olacağını düşünüyorum. Şimdi... Genel olarak yani sinema ve mimarlığın ilişkisini kurmanın en popüler yolu işte bir şekilde daha çok mimarlığın bir tasarım olarak sinema alanına katılması olarak düşünebiliriz. Bunun en önemli iş kollarından bir tanesi de sanat yönetmenliği ya da bizim prodüksiyon tasarımı, production design dediğimiz alan. Bu konu gerçekten çok popüler ve pek çok alanda bizim için pek çok da imkanlar sunuyor. Ama burada şunu da belirtmek lazım ki bu alanın çalışma şekli daha çok yine bir tasarım pratiğini doğrudan bir sinematografinin içine sokmak ve dolayısıyla da her iki alanın
bir öz olarak ya da doğrudan her iki alanın fenomenolojisini üst üste çakıştırdığımızda bulabileceğimiz bir kesişme alanı olduğunu söylemek de çok da mümkün değil aslında. Çünkü sonuç olarak bir sinema işte pratiği içerisinde, bir sinema üretimi, bir film üretimi içerisinde bunu bir tasarım alanı olarak ortaya koyduğunuz zaman yine sonuçta bir şey tasarlamış oluyorsunuz. Ama sinemanın kendi pratiğine bakış açısıyla birebir kesişimini sağlamayı pek de mümkün kılmıyorsunuz. Ama bu ister işte bir filmin arka planında kostümlerinden tutun, işte bilmem filmde görünen bir takım gereçlere, mekanlara, bu mekanların tasarımına, hatta bütün bir kent tasarımını ortaya koymak noktası olsun. İsterse mevcut bir mimari yapıtı bir film için bir set olarak ortaya sunmak olsun ve dolayısıyla da kendi içinde barındırdığı işte hikmeti kendinden menkul bir takım kültürel öğeleri ya da bir görselliği o filmin arka planı için bir background, bir arka plan olarak ortaya sunmak olsun. Çok da fazla değişen bir pratik değil. Bu bağlamda gördüğümüz ama benim daha çok buradaki amacım böyle bir pratiği değil, her iki alanın üst üste çakışmasını görebilmek. Sinema pratiği, ben sinemacı değilim, sinema eğitimi de görmedim, dolayısıyla bu konuda da oturup bir ahkam kesmek niyetinde değilim ama yani bir şekilde literatür taramasından geçtiğiniz zaman işte bir senaryo üretimi, bunun çok farklı aşamaları var, bir takım önce görsel senaryo taslakları hazırlanmak, işte set tasarımı, kamera yönetimi başlı başına bir şey, zaten bütün hepsinin başında bir yönetmenlik praksisi. Prodüksiyon tasarımı, ışık, editörlük, oyunculuk, yapım, yani bunların hepsinin bir filmin meydana gelişinde son derece önemli ve son derece de vazgeçilmez pratik alanları olduğunu söylemek mümkün. Ama bunlar arasında belki de mimari ya da genel olarak tasarım pratiğine en çok yaklaşan ya da onunla bir öz ilişkisi kuran bir alan var ki o montaj, yani bizim kurgu dediğimiz olgu. Biz de zaten bu şey üzerinden, bu pratik üzerinden bakış açısımızı ilerletmeye çalışacağız. Ve genel olaraktan da her iki alanın üretim aşamasında, her iki alanın temel fenomenolojisinde acaba bir takım kesişimler bulmak mümkün mü? Bunu sorgulamaya çalışacağım en azından şu an için. Montajın pek çok farklı şeysi var, aşaması var. En temel kuramlığını geliştiren de Sergei Eisenstein. Eisenstein'in tanımladığı birkaç çeşit montaj var. İşte metrik kurgu, ritmik kurgu, tonal kurgu, üst tonal kurgu, entelektüel kurgu ve düşey kurgu olarak bunları sıralıyor. Bunların pek çok farklı özellikleri var. Bir tanesinde işte daha çekmiş olduğunuz çekimlerin aynı süre içeren çekimleri birbirine eklemek şeklinde ortaya çıkabiliyor. Ya da işte o çekimlerdeki belli bir takım vurgulama ortaya daha önemli hale geliyor. Işıkla ilgili bir takım vurgular söz konusu olabiliyor. Ya da hem ışık hem sesi hem de müziği kullanaraktan filmin sadece o belli bir anı içerisinde tamamıyla belli bir derinlik yakalamayı arzu ediyorsanız bundan mütevellit bir deneme söz konusu olabiliyor ki bunun için bunu da daha çok düşey kurgu olarak adlandırıyor. Bunun pek çok şekilde aşamaları var. Bir örnek olarak göstermek istiyorum. Yani aşağıda mesela gördüğümüz bu üç kare Lumière kardeşlerin çektiği ilk film denemesi. İşte bir trenin gara gelişi. Tren geliyor ve sonradan yolcular iniyor ve bunu siz diakronik bir şekilde art zamanlı olarak izleyebiliyorsunuz. Bütün bu kurgu aşamalarının gene çok fazla göründüğü başka bir örnekte şunu göstermek istiyorum. Coppola'nın ünlü Baba filmindeki bir vaftiz sahnesi var. İşte Michael Corleone ailenin, mafya ailesinin en küçük, oldukça da masum üniversiteli küçük kardeş. İşte bütün babası ve abisi öldürüldükten sonra bütün diğer ailelerden öcünü aldığı bir sahnede aynı zamanda oğlunun vaftiz töreni var
ve dolayısıyla işte bir kilisede bu şey yapıyor, geçiyor. Arka tarafta da bir dini müzik var. Biz sadece ses olarak bu şeyi duymaya başlıyoruz. Yani buradaki vaftiz sahnesinden gelen sesi işliyoruz. Ama film belli aşamalar içerisinde çekimlerde bütün Corleone'nin adamlarının, işte bütün diğer rakip şeyleri, ailelerin fertlerini nasıl öldürdüğünü ve dolayısıyla da bir anlamda Michael Corleone'nin öcünü nasıl aldığını izliyoruz. Ama burada mesela entelektüel kurgu olarak Eisenstein'in vurguladığı başka bir olguyu daha görüyoruz. O da hem bir vaftiz zaten bir toplum şeyine ya da bir belli bir hayata erginlenme töreni olarak kabul ettiğimiz zamanda, bu da aynı zamanda Michael Corleone'nin işte şeyini artık eski masumiyetini bırakıp bir baba, bir mafya babası olarak erginlenmesiyle üst üste alegorik bir örtüşme gerçekleştiriyor. Bu kurgu genel olarak Eisenstein'in tanımıyla hangi çeşitte olursa olsun iki film parçası yan yana getirildi mi, bu parçalar ve bu yan yana getirişten doğan yeni bir kavram, yeni bir nitelik olarak bunu anlatıyor. Kurgunun ne olduğunu anlattığı şey yaptığı zaman, ifade ettiği zaman. Bunu Lev Kuleçov, gene Sovyet film kuramcılarından bir tanesinin ifade ediş tarzı da gene bir filmle anlatıyor o da. Çok kısa bir film bu. İşte bir suret görüyorsunuz, ondan sonra bir çorba tabağı, işte aynı sureti tekrar dönüyor kamera ve sonra bir ölü bir çocuk bir tabutun içinde. Yine aynı suret bakarken bu sefer işte yatan bir uzanmış bir kadın, bir Josephine üzerinde. Buna baktığınız zaman diyor işte bir tanesi açlığı, bir tanesi ölümü, acıyı, bir tanesi de arzuyu anlatan kurgu denemeleri. Yani Kuleçov'un kurgunun ne olduğunu kuramlaştırırken anlatmış olduğu unsurlardan bir tanesi. Eisenstein'in sinemanın kavramsallığını ifade etmeye çalışırken kullandığı başka bir kavram var. Bu da sinematizm. Bununla ilgili vermiş olduğu ilginç bir örnek var. Bir şeyin şeye ait bir hikayeden, bir Ambrose Bierce'a ait bir hikayeden örnek veriyor. Hikayede bir kadın var, işte üstünde siyahlar var ve bir mezarın başında ağlayarak şey yapıyor, bir anlamda yas tutuyor. Bu sahneyi gördüğü zaman herkesin aklına gelen diyor, işte bu şeyin kocasının ya da partnerinin ölümü üzerine acı çeken bir kadın olduğunu söylüyor. Fakat sinema nerede başlıyor dediğimiz zaman, işte karalara bürünmüş bu kadın gömün başında ağlarken bir adam da geliyor ve ona acıyor ve diyor ki benim bu denli üzmeyin kendinizi hanımefendi. Tanrı'nın rahmeti büyüktür. Kocanızdan başka da sizi mutlu kılacak bir erkek vardır elbet diyor. Kadın hıçkırıyor ve şöyle yanıtlıyor. Vardı ama işte bu mezar o adamın diyor. Yani hikaye işin içine girdiği anda işler biraz daha farklılaşabiliyor. Ama sinematizmini aradığı unsurlar en başında da Eisenstein'in gene sanat geliyor. Sanatın kendi şahsına münhasır yapıtları arasında, kendi niteliği içinde bulduğu bir kavram bu. Kendi yazılarında ortaya çıkan bir bildiğimiz bir şey, bu Piranesi'nin bir gravürünün her zaman çalışma odasının duvarında asılı olması ve bu gravüre büyük bir keyifle bağlanmış olması. Piranesi'nin genel olarak ne olduğunu mimarlık tarihi içerisinde iyi biliyoruz. 18. yüzyıla ait bir gravür ustası. En ünlü kitapları genel olarak Roma'nın, antik Roma'nın kalıntılarını ve o dönemde iyice yetkinleşen barok mimarlığını şey yaptığı, görselleştirdiği bir takım yapıtları. Ve bir diğeri de aslında tamamıyla hayali mekanlardan oluşan ve Carceri adını verdiği, Carceri d'Invenzione adını verdiği yapıtı. Yani burada Piranesi'nin özellikle üslupçu dönemlerde şeyleri, mimari entelejansiyası çok çok ilgilendirdiğini ve çok ilgi duyandırdığını biliyoruz. Çünkü yani o dönemde her zaman işte klasik dil ya da mimarlığın dili, işte neoklasizm ya da diğer üsluplar üzerindeki çalışmalar bir şekilde tavan yaptığı için
antik dünyayı bir çöküş içerisinde, bir yok oluş içerisinde resmetmenin son derece şeyi, bu entelijansiyi etkilediğini biliyoruz. Bu harabe resimlerini sadece bir belli bir takım odaklara göre çizmiyor. Aynı zamanda bunu yaşamın içerisinden görselleştiriyor Piranesi. Ve bu gravürlerin en önemli özellikleri de adeta birer fotoğraf gibi belli bir alanı, belli bir şeyi, görüntüyü yakalamış olmaları. Çünkü pek çoğunda aynı zamanda insanlar ve gündelik yaşama ilişkin sahneler de görünebiliyor. Ve bu gravürlerle beraber barok bir barok Roma'daki hayatın da resmedilmiş olması son derece ilginç. Ama bizim için buradaki en azından Eisenstein'in Carceri çizimlerine duyduğu ilgi biraz daha farklı. Çünkü bunu kendi içinde patlayan bir başka bir alan olarak bunu ifade ediyor. İşte bu resme baktığı zaman buradaki hangi kemerin altında ne göründüğünü ya da arka taraftaki farklı uzaklıktaki yüzeyleri, bunların hepsini numaralandırmaya, bunların bir şemasını çıkartmaya çalışıyor. Bu binanın, bu mekanın tektoniğini anlamaya çalışıyor. Ve bu, o yüzden de kendi de yapmış olduğu bir takım çizimler ve bir takım çalışmalar var. Ve kullandığı iki tane şey var, kavram var ki bunu anlamaya çalışırken. Bunlardan bir tanesi ecstasy, diğeri de patos. Aslında bu yapıtlara baktığımız zaman da bunlarda da çok ilginç bir takım özellikler olduğunu görüyoruz. Çünkü Kuleçov'un ifade ettiği tarzda kurgu, yani film kurgusu, sinemada kurgu, aslında Eisenstein'in de söylemiş olduğu iki tane kavrama dayanıyor. Bunlardan bir tanesi oyuncunun yaratısı, yani filmdeki oyuncunun yapmış olduğu sergilediği bir hikaye ya da bir oyun. Ve fakat bu aynı zamanda seyircinin yaratısına dönüşüyor. Çünkü seyirci bunu algıladığı zaman onun içindeki emosyon, onun içindeki duygu çok daha farklı. Ve kurgunun zaten parça parça olması, kendi içerisinde bütünün parçaların toplamından fazlası olduğuna ilişkin bir düşünceyi zaten ortaya getiriyor. Ve Eisenstein'in yapmış olduğu da bir anlamda Piranesi'nin çizmiş olduğu bu gravürdeki mekanı aynı şekilde fragmanter olarak ele almak. Ki zaten resme baktığımız zaman da işte belli yerlerde bir takım figürler olduğunu görüyoruz. Yani bu figürleri yakından baktığımız zaman da ne yaptıkları, orada niye bulundukları ya da işte oradaki mekanın ne olduğu, neye yaradığını konusunda da pek de fikir vermiyor. Ama kendi içerisinde belli bir parçalı bir o görüntü oluşturdu da çok çok doğal. Ve zaten bir şeye baktığımız zaman, bu yüzeyde böyle bir betimlemeye baktığımız zaman insan gözü de belli bir odaklar halinde belli bir realiteyi görüyor. Yani resme baktığınız zaman asla hiçbir zaman içine girmek istediğinizde resmin bütününü algılayamıyorsunuz ve belli bir takım noktalara odaklanıyorsunuz. İşte odaklar da kendi içerisinde bir hikaye ya da kendi içerisinde bir birikim yaratıyor. Yani bu birikimin sinema filminin içerdiği şeyle arasında bir benzerlik, bir paralellik olduğunu düşünüyor Eisenstein ve kullanmış olduğu da iki tane kavram var. Bunlardan bir tanesi ecstasy, ki vecd hali, coşkunluk hali olarak çevirebiliriz. Bir diğeri ise patos, işte Aristoteles'ten bildiğimiz etos, logos ve patos üçlemesinde zaten kişide var olduğunu bildiğimiz bir duyguyu, bir düşünceyi ortaya çıkartma yeteneği, belagat içerisinde onu ortaya çıkartma yeteneği olarak özetleyebileceğimiz bir kavram ve bunu daha duyguya yönelik olaraktan bu Piranesi'nin resimlerinde işte tektoniğini tam olarak anlayamadığımız, gerçekçi mi onu da çok fazla çözemediğimiz, neye yaradığını, ne olup bittiğini çok da fazla kavrayamadığımız ama bizi özellikle de ışık etkisiyle kendi içindeki üç boyutlu dünyaya çeken bir realite olarak algıladığı Piranesi'nin gravürlerinde bunu fazlasıyla hissedebiliyoruz. Ama işte zaten senin ifade ettiği, Eisenstein'in ifade ettiği sinematizm de bu. Başka bir bahsettiği gene kendi metinlerinde bir sanatçı El Greco. El Greco'nun ilk bahsettiği yapıtı işte tapınaktan satıcıların kovulması. Burada Londra'da
ki galeride, National Galeride olan bir yapıt bu. Fakat bunu çok fazla beğenmiyor ve Washington'daki Milli Galeride olan, gene El Greco'ya atfedilen bu biçimi, bu diğer örneği daha fazla beğeniyor. Çünkü diyor ki buradaki buradaki hava biraz daha sinematik öğelerle ya da işte bilmem daha ekstasik veya patos uyandıran bir şey olması için biraz daha canlı olması gerekir. İşte ben böyle bir olay resmedildiğinde bedenleri, kolları, bacakları havalarda görmeliyim. İşte böyle bir taşkınlık, bir patlama hali ifade edilmeli diyor El Greco'nun resmi için. Bu da daha fazla naratif buluyor. Yani sadece anlatım özellikleri var bu örnekte. Ama bunda yani Washington örneğinde biraz daha bunun başarılı olduğunu söylüyor. Ama söylediği bir şey var ki gene El Greco'nun başka bir tablosuna referansla, bu diriliş tablosu 1600 yılında resmettiği, bunu çok daha fazla içeriyor diyor. Özellikle de tablonun alt tarafındaki insanların gövdelerin yaratmış olduğu dinamik ya da işte bir görsellik onun için çok daha cazip. Ama tabii diyor bu tablonun da biraz daha geniş bir alanda resmedilmesi, yani ince uzun bir tuval değil, daha geniş dikdörtgen bir tuvalde resmedilmiş olması daha iyidir, daha iyi olurdu diyor. Aslında bunu niye bunları beklediğini de çok fazla, niye bunları beklediğini de biraz düşünebiliriz Eisenstein'ın. Çünkü özellikle ilk yapıtları Sovyet devrimini anlatan yapıtlar ya da Sovyet devriminden bir takım kesitler sunan yapıtlar, bunlar fazlasıyla dinamik, fazlasıyla yani insan duygusunu sarsan ve bu belli bir duygu yaratmaya yönelik yapıtlar bunların çoğu. Ama eğer Eisenstein'in sinematizm olgusunu kabul edersek, yani El Greco'nun sanatı içerisinde buna benzer pek çok örnekte bulmak mümkün. Örneğin bu Orgaz Kontu'nun Gömülüşü adlı tabloya baktığımız zaman bir aşağıda bir tamamıyla Orgaz Kontu denen Asilzade'nin işte yakın çevresindeki idareciler, yöneticiler, kentli, kent soylu bir takım kişilerin yaptığını, cenazeye katılan görmek mümkün. İşte orada iki tane aziz gelmiş, mucizevi bir şekilde cenazeyi yerine yerleştiriyor. Hatta aşağıdaki çocuk bize bakıyor, yani bizi görüyor ve olayı bize resmediyor. Ve yukarıda da işte ruhu yükselirken Kont'un son yargılama için İsa, Yahya, Meryem ve diğer cennetteki diğer azizlerle beraber bir gökyüzü sahnesi resmedilmiş. Yani buraya baktığımız zaman da aslında, yani sadece bunu anlatırken bile tablonun genel ifadesini parça parça anlatmak durumunda kalıyoruz ve belli bir sinematizmi içerdiğini, Eisenstein'in bakış açısı içerisinde belli bir sinematizmi içerdiğini de söylemek mümkün. Aslında barok resmi için bunu fazlasıyla her zaman söylemek mümkün gibi geliyor bana. Çünkü mesela bu Caravaggio'nun Matta'nın Çağrılışı ismindeki tablosunu baktığımızda, sadece bu tablonun anlatım çabası, bu tabloyu yorumlama çabası bile son derece ilginç. Tablonun sağ tarafına baktığımız zaman, bu daha çok dinsel bir hikaye olmasına rağmen, örneğin İsa tamamıyla karanlıkta çizilmiş. Yani yüzünü tam aydınlatmıyor ışık. Yani bu bir sokak mı, sokaktan içeri girilen bir iç mekan mı? Çünkü arka taraftaki pencerenin görselliği daha çok dış mekan olduğunu gösteriyor. Ya da burası bir bar mı, ya da işte böyle bir birahane mi, işte ya da bunu, tam olarak bu olay nerede geçiyor, bunu da çok fazla anlamıyoruz. Ve önünde Petrus duruyor ama Petrus arkasını dönmüş, yüzünü göremiyoruz. Yan tarafta oturan iki tane genç adam var, ikisi de silahlı. O dönemin giysileri içerisinde işte ve bir şekilde tedirgin olmuş gibi bir halleri var. Ve sol tarafa baktığımız zaman da orada sakallı bir karakter görüyoruz ve eliyle bir işaret yapıyor. Ve bu işaret tam olarak belli değil. Yani yan taraftaki şurada gördüğümüz çocuğu mu gösteriyor, yoksa ben mi der gibi kendisini mi? Çünkü İsa içeri giriyor, İncil öyküsünde böyle. Matta'ya geliyor, gel diyor ve onu kendi saflarına çağırıyor. Burada da Matta diyor ki, acaba beni mi kastediyorsun diyor, yoksa onu mu kastediyorsun diye soruyor. Yani bu tam belli değil. Yani buraya baktığımız zaman da bu karakterin
İşte öndeki daha çok Matta bir yani kendi tarihsel şeysi içerisinde de İncil'deki öyküde de bir vergi tahsildarı. Aslında olumlu bir karakter değil. Çünkü İsrailoğullarının vergilerini toplayan bir devlet görevlisi. Ve tam böyle bir tahsilat sırasında İsa içeri girip onu çağırıyor. Ve diyor ki işte o şeye baktığımız zaman da uzaktaki çocuğa o daha çok paralarla ilgileniyor. Gözleri aşağı doğru bakıyor. Aslında bu görüntü bile Panofsky'nin anlattığı antik çağdan beri var olan işte dört temel insan karakteri, dört temel insan yani insan psikolojisinin dört temel hali olarak bahsettiğimiz melankoli görüntüsüne fazlasıyla uygun. Caravaggio'nun pek çok yapıtında kendini resmettiğini biliyoruz. Yani sonuç olarak bu Caravaggio'nun aynı zamanda kendi suretinde çizdiği bir karakter olabilir mi? Çünkü bunu iddia eden sanat tarihçileri var. Kesinlikle bu işte sakallı karakterdir Matta. Dolayısıyla bunu söylemektedir. Bunu iddia eden şeyler var, sanat tarihçileri var. Tabloda böyle bir belirsizlik var. Ama sadece aslında şimdi yaptığımız analizin bile tabloyu parça parça, sadece bir adeta hikayeyi çok iyi bilsek bile burada ne olup bittiğinin biraz daha farklılaşma ihtimalini öngören bir tartışma içine gir diyoruz. Yani barok sanatın içerisinde, barok resmin içerisinde bu tarz bir yaklaşım ve bu tarz bir olanak, bu tarz bir sinematik olanak fazlasıyla mevcut. Bunu en çok en ünlü yapıtlarda bunu her zaman bunu görmek mümkün. Rembrandt'ın Gece Devriyesi, işte bütçeler toplanmış, arka tarafta askerler var. Bu bir işgal kuvveti mi? Bu sonuçta bir gece sokaklarda yapılan bir emniyet kuvvetlerinin yapmış olduğu bir sorgulama mı? Çünkü tam olarak ne olduğunu ifade edemediğimiz ama hep insanların suretlerine ya da parça parça insanların kim olduğuna bakarak karar verme sürecini adeta bir tablonun okunma sürecini, yapıtın okunma sürecini bir film senaryosu gibi algılama noktasına götüren bir nitelik var. Aslında yani resim sanatının genel olarak şeyine baktığımız zaman tarihselliğine işte bilmem Altamira'daki mağara resimlerinden tutun da Mona Lisa'ya kadar her zaman belli bir temsiliyet, belli bir simgesellik taşıdığını söylemek mümkün. Ama Rönesans'la beraber Rönesans'a doğru yavaş yavaş bir sahnenin bir çerçeve içerisinde bir sahnenin kurulduğunu da söylemek mümkün. Sahneden derken şunu kastediyorum. Yani bir dünyaya belli bir resim çerçevesiyle bakmak halinin yavaş yavaş ortaya çıktığından bahsetmek istiyorum. Tabii bu Eisenstein için de son derece ilginç olurdu. Yani böyle bir tanımlama. Çünkü onun da söylemeye çalıştığı sinematizmle bir kamera vizörünün içerisinde sonuçta böyle bir resim çerçevesinin yavaş yavaş bir kamera vizörüne dönüşmesi, sinema perdesine dönüşmesi ki resim sanatının 20. yüzyıldaki aldığı formu sinema olduğunu söylüyor zaten kendi yazılarında da. Ama sahne dediğimizde biraz daha farklı bir şeye dönüşmek mümkün. Çünkü sahne ister istemez barok yapıda gerçek bir sahneye de dönüşmeye başlıyor. İşte barok resim sanatındaki ışıklandırmanın biraz bu adeta bir tiyatro sahnesini andırmaya başlaması, işte bir takım odakların seçilerekten bu odakların biraz daha fazla aydınlatılarak ortada belli bir drama yaratılması ve belli bir sahnede ya, sanki şey yapılıyormuş gibi ortaya bir tiyatro sahnesi ortaya konuyormuş gibi bunun gerçekleştirilmesi çok sık rastlanan bir olgu. Zaten şeye baktığımız zaman da William Edgington referans da söyleyeyim. O da şöyle söyler. Yani tiyatro baroktur diyor. Barok tiyatrodur diyor. Zaten böyle bir bakış açısı içerisinde ister istemez aslında pek çok alanda da bu sinematik etkiyi görmemiz mümkün. Örneğin sokak fotoğrafçılığı, Gary Winogrand buradaki örnekler, Amerika'nın büyük sokak street fotoğrafları ve pek çoğunda da zaten caddeden almış olduğu şeyler, shotlar yani çekimler rastlantısal olarak alınmış olduğu için ister istemez bu sinematik etki buraya da yansımaya başlıyor. Eisenstein'in peki sahneyle bir ilişkisi var mı dediğimizde bir söyleyebileceğimiz bir şey şeyin Bernard Shaw'un Heartbreak House'u için yapmış olduğu bir set tasarımı var.
Bunu daha çok konstrüktivist sanatın araçları ve yöntemiyle gerçekleştiriyor. Ama özellikle de süprematist grup Malev için öngördüğü, Eisenstein'in sinema filmlerinde ciddi biçimde eleştiriyor. Çünkü en çok eleştirdikleri olgulardan bir tanesi, Eisenstein'in özellikle çekim açılarını belirlerken fazla resimsel olması. Yani burada mesela verdiğimiz örnekte Ekim adlı filmi 1927 yılında çektiği. İşte şöyle bir sahneye baktığımız zaman şu merdivenle Çar Alexander'ın heykelini yıkmaya çalışan, yıkmak için yukarı doğru çıkan insanların işte tam perdeyi ikiye böldüğünü, bu taraftaki koyu renkle bu taraftaki açıklığın biraz dengede durduğunu ya da kışlık sarayın içerisindeki mücadeleyi anlatan çekimlerinde işte vazonun şöyle bir şekilde perdeyi tam ikiye bölüp tam onun ortasına yerleşmesi. Burada bir derinlik, yakalanan derinliğin fazlasıyla resimsel olduğunu söylemek mümkün gerçekten. Burada aslında anlatmak, yani en azından Eisenstein'ın bakmış olduğu şey çerçeve içerisinde aranan, sadece kamera vizörü içerisinde aranan bir denge. Ve arka arkaya metrik olarak zaten metrik kurguyla yapmış olduğu çekimlerde de bu dengenin bir bağlayıcı unsur olması. Auguste Choisy'nin vermiş olduğu gene örneklerden, sinematizmle ilgili örneklerden bir tanesi de Auguste Choisy'nin yapmış olduğu Akropolis rekonstrüksiyonu üzerinde bir yapmış olduğu bir deneme. Bu onun için çok cazip bir örnek. Genel olarak bu rekonstrüksiyon içerisinde plan üzerinde çalışarak kendi makalesinde bunu gösteriyor. İşte böyle bir portikodan girdikten sonra işte kendi içerisindeki rölyef ya da heykelsi belagatini en iyi şekilde gösterecek şekilde atipik bir şekilde duran Athena heykelini algılaması. İşte tekrar buradan geldikten sonra belli bir açıdan Parthenon'un kütlesini algılaması, tekrar devam ederekten Erektaion'un karyatitlerini görmesini, bir belli açılarla devam eden bir çekim sürecine olarak algılıyor ve bunu bu şekilde de ifade ediyor. Ve Eisenstein'e göre mimarlık sanatı aslında en sinematik sanatlardan bir tanesi, sunduğu bu gözlem ve bu mekansal uzamda ve mekan içerisinde devam eden bu deneyim sayesinde. Evet. Dolayısıyla yani eğer bu etik bu anlayışı devam ettirirsek aslında barok yapıtın, barok şehircilik anlayışının, barok mimarlığın inanılmaz olanaklar sunduğunu da söylemek mümkün. Yani Orta Çağ Roma'sının dokusunun içerisinde hepimizin iyi bildiği Papa Sixtus'un önermiş olduğu Roma planı, bunun en erken örneklerinden bir tanesi. İşte Sixtus planının ne olduğunu hatırlıyoruz. İşte bu normal Orta Çağ şehri içerisinde belli bir takım aksların tesis edilmesi. İşte hac ziyaretini, turunu ortaya çıkartan bir takım hac noktalarının, kült noktalarının birbirine bağlanması, işte Antik Sit'ten, Circus Maximus'tan ya da işte Forum'dan obelislerin, anıt sütunların getirilip bu meydanlara yerleştirilmesi ve dolayısıyla da şehrin içerisinde bu akslardan oluşan ve meydanların birbiriyle ilişkisinde oluşan bir dokunun yaratılmış olması. Şimdi bunu bir en azından görebilmek babında bir deneme yapmak istiyorum. Yapacağım şey işte Piazza di Popolo'da 3 tane aksın çıkmış olduğu bu meydandan şuradaki Via del Babuino'dan yürüyerek geleceğimiz Piazza di Spagna. Burada işte bir ortada bir çeşme, şurada sol tarafta İspanyol merdivenlerini görüyoruz. Gene barok Roma'nın en önemli yapıtlarından bir tanesi. Buradan merdivenlerden yukarı çıktığımız zaman şurada tekrardan Piazza del Trinità del Monti adını verdiğimiz meydana geliyoruz ki burada da bir obelisk var. Ve bu meydandan yürüdüğümüz zaman da Via Sistina ve Piazza Barberini geçtikten sonra Via della Quattro Fontane'den ulaşacağımız Piazza della Quattro Fontane, yani bir meydan.
Yani bütün bu süreç içerisinde sadece bunun böyle bir yürüyüş aksının, böyle bir şeyin Eisenstein'in eline bir kamera vererek diye deneyimlendiği takdirde en çok onun çok hoşuna gidebilecek pek çok şeyi, pek çok olanağın yakalanabileceğini düşünüyorum ben. Barok mimarlık özellikle bu olanağı, hatta kentsel ölçekte bu olanağı veren bir unsur. Bakınız burada aslında buradaki meydan oldukça sadece bir dört yol ağzının kesişimi bir şey. Yani meydan meydan olmaya çalışıyor ya da buna imkan tanınmasına gayret ediliyor gibi. Çünkü bir fotoğraf makinesinin yakalayabileceği bir şey değil, bir açı değil. Ve 18. yüzyıl gravürcüsünün aslında tam caddeyi, yani şeyi sokağa aksında gibi çizmeye çalıştığı bu kilise aslında tamamıyla yandaki sokağa bakan bir cepheye sahip. Bu Borromini'nin kilisesine girdiğimizde de bütün bu barok mimarlığın şahsına münhasır keyfiyetinin, işte göz yanılgısının ya da işte bir takım aksların, ovallerin, şeylerin, elipslerin ve dolayısıyla da klasik mimarlıktan, Rönesans mimarlığından alışkın olduğumuz ortogonal geometrinin kırıldığı yerin aslında bir kamera vizörü için inanılmaz manipülasyonlara olanak verdiğini de söylememiz mümkün. Ama işte burada bütün bahsetmiş olduğumuz bu olgu, çöperlerin, yüzeylerin, hacimlerin ya da işte bir cadde ve sokak kurgusunun yaratmış olduğu bir görsellik. Bundan bahsediyoruz. Oysa evet doğru, bu bir sinematizm için büyük bir olanak sunabilir ama bir şey için, bir film gerçeğine henüz bizi yaklaştırması pek de mümkün değil. Çünkü bütün olarak, bütün bu mekanlar içerisinde, bütün bu kentsel mekan içerisinde gördüğümüz şey aslında başka bir dramanın sahnesi, başka bir şeyin sahnesi, tiyatro oyunun sahnesi, o gerçek yaşamın kendisi. Bunu gene başka bir, en azından barok kent planlamasının sürecini izleyebileceğimiz bir başka alansa Paris, Paris'in gelişimi. Bu gelişimin de genel özetini gayet iyi biliyoruz. 17. yüzyıldan itibaren işte kentin belli noktalarında temel geometrik meydanların tesisi, işte dairesel olur, üçgen olur ve daha sonra da bunların birbirine bağlanaraktan, akslarla birbirine bağlanaraktan bir süreklilik yaratma süreci. Bu da bizi aslında bugünkü Paris'in dokusuna hızla getiren bir olgu. Ama baktığımız zaman 18. yüzyılda örneğin bak şey yaptığımız zaman bunun neden törenini de gayet net bir şekilde görebiliyoruz. İşte peyzaj elemanlarının, aristokratların ya da üst sosyal sınıfın gezinti alanlarının ya da gezinti yer şeylerinin, rekreasyonel aktivitelerinin yer aldığı bu aksların yavaş 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 daha yapı gerçeğiyle dolmaya başlayaraktan bugünkü şeyi ortaya çıkarttığını, şehri ortaya çıkarttığını söylemek mümkün. Örneğin bir şeye bu Place Vendôme'a baktığımızda bu gravürde gördüğümüz aslında bir yaşamın bu meydanlarda çok canlı bir yaşamın sürmüş olduğu. İşte bu, ama bu canlı yaşamın tabii daha çok gene bu üst sınıfların ya da işte belki yeni yeni palazlanmaya başlayan burjuvanın kendilerini sergilemek, başkalarını gözetlemek, yani bir anlamda bir gene kamu hayatını, kamusal yaşamı bir tiyatroya dönüştürerek ortaya çıktığını, çıkma alanı olduğunu da söylemek, bunu en çok buna elverişli olduğunu söylemek mümkün. Aynı zamanda bu siyasi ideolojinin ya da siyasi iktidarın da kendini fazlasıyla temsil ettiği bir alan. İşte bunun çok farklı fazları da var. İşte bu Mandon Meydanı'ndaki bu görüntü çok ilginçtir. İşte önce bir 14. Louis'nin heykeli, daha sonra bir anıt sütun, daha sonra Napolyon'un heykelinin üzerine dikilmesi, Paris Komünü'nde bunun yıkılması. Yani bu drama da sürekli olarak uzam içerisinde tarih boyunca sürekli devam ediyor her şekilde. Bu zaten bu meydanlar içerisindeki bu toplum yaşamının bir tiyatro sahnesine ya da bir yönelim ya da hatta belki de Eisenstein'in tabiri sinematik bir deneyime dönüşmeye başlamasının bir de bir mimari getirisi de var. Bizim Fransız balkonu dediğimiz realite. Yani
şeyde iç mekanda oturan birisinin kendisini göstermeden adeta bir locadan seyreder gibi bu kentsel dramayı izleyebilmesine olanak sağlayan bir kurgu. Evet. Genel olarak şehrin gelişimindeki zaten bu barok aksların kent konaklarıyla yavaş yavaş dolması, işte revakların tesisi, klasik neoklasik anıtlarla bu kentsel kurgunun ortaya çıkması ise bu dramayı aslında güçlendiren, azaltan değil fazlasıyla güçlendiren ve bugünkü işte sinemasal kentler olarak pek çok yerde gördüğümüz ya da işte bilmem sinema tarihi boyunca izlediğimiz deneyimleri imkan vermiş olması. 19. yüzyılda Baron Osman'ın da kendi bütün şehircilik anlayışına göre ya da farklı pek çok nedenden gelişmiş olduğu çabada aslında bu deneyimi katlayıp genişletmekten başka da bir yere götürmedi. Peki mimari ölçekte bir sinematizmden bahsedebilir miyiz? Ya da yani mimari ölçeğe geldiğimiz zaman bunun ne şekilde göreceğiz? Çünkü eğer şimdiye kadar bahsetmiş olduğumuz olguların pek çoğunu barok başlığı altında izlediysek aslında bu biraz baroktan ne anladığımızın etkisi. Eğer Döloz'un Leibniz'in barok felsefesiyle ilgili şeylerine vermiş olduğu derslere baktığımızda çok ilginç bir alegorik anlatım vardır insan bilinci olarak. İnsan bilincinin kapalı bir yer olması ve dolayısıyla da işte dış dünya ile belli duyargılarla, ki bu da alegorik bir anlatım tabii, ilişki kurması. İşte bu duyargılarla kurmuş olduğu ilişki üzerinden ancak bilincin her zaman bir şeyin bilinci olarak var olabilmesi. Dolayısıyla da dış dünya ile bir ilişki kurmadığı zaman bilincin var olduğunu söylemenin mümkün olmaması. Ya da işte bilmem Leibniz'in monadolojisinde bir monadın kendi dışa tamamıyla kapalı olan bir realite olması ve bu kapalılık içerisinde ki her türlü bakışımı bütün kozmosun ifadesi olarak kabul edişi aslında biraz hani baroktan ne anladığımızla bizi ilişkili olarak bizi biraz daha aydınlatan bir yere doğru götürebiliyor. Çünkü kentsel kurgunun içerisinde her ne kadar sürekli olarak dolaştığımızı ifade etsek bile, her ne kadar sürekli bir süreklilik, bir sonsuzluk içerisinde dolaştığımızı düşünsek bile aslında bunun dolaşmış olduğumuz şey bir labirentin içi. Çünkü bu kurgunun bittiği noktada zaten mimarlığın ya da şehirciliğin belakatı bitiyor. Oradan sonra başka bir şey başlıyor. Güzel bir lafı vardır Döloz'un. Bir point de vue, yani bir bakış açısıdır her şey der. Ama bir şehrin içerisinde bakış açısına sahip olabilirsiniz. Doğaya bakarken bir bakış açısına sahip olamazsınız der. Bu da bunun ifadelerinden biri olarak burada zikretmek istediğim bir konu. Dolayısıyla acaba barok biraz daha konut ölçeğinde ya da mimari ölçekte bizim ne anladığımızı görmemiz için bir imkan bize sunabilir mi? Bunun için çok elverişli bir örnek Adolf Loos'un iç mekan anlayışı. Zaten genel olarak round plan gibi bir kavramdan bahsettiğini biliyoruz. İşte round planın farklı yüksekliklerde, farklı şekillerde birbiriyle ilişki kuran mekanların farklı kodlardaki mekan ilişkilerinin bir olabildiğince bir saf biçim içerisine kapatılarak kurgulanmasından ibaret bir anlayış olduğunu biliyoruz. Ve ama bu şey içerisinde bu mekanların ilişkileri son derece aslında semptomatik. Çünkü adeta bir gözetleme, bir bakışım ve bu bir kontrol etme, bir denetleme, işte bir şekilde bu şeyi belli bir konumdan belli bir yaşam dramasını izleme gibi bir temayülü var Adolf Loos'un yapıtlarında. İşte bunu zaten kendi içerisinde Fen de Siècle yazıyor. Yüzyıl sonu Viyana'sının ahlaki ve sosyal normları içerisinde de işte kendi konutları içerisinde kocanın ya da erkeğin mekanı, kadının mekanı, işte kadının sohbet mekanı, erkeğin karşılama mekanı gibi bir takım ayrımlar yaptığını biliyoruz. Ve bütün bu kurgunun içerisinde de aslında çok farklı bir barok deneyimi de ortaya koyduğunu benim kanımca söylemek mümkün. Ve bütün bunun da zaten dışa kapalı bir kütle içerisinde
ilişkilendirilmesi de çok ilginç. Örneğin en çok görünen Beatrice Colomina'nın çok fazla anlattığı şu detay. Yani bir pencereyi açaraktan hemen önüne bir sedir ya da bir koltuk koyarak orada oturan kişinin huzuruna ya da yanına gelen kişiyi bir arka taraftan adeta bir sahne aydınlatmasıyla görebilmesi, ama gelen kişinin yüzüne gelen ışık yüzünden koltukta oturanı fazla görememesi, net bir şekilde görememesi çok sevdiği detaylardan bir tanesi ve pek çok yapıtında kullanmış olduğu bir biçim bu. Ama yani eğer baroktan da bahsetsek, işte gözlemlemekten de bahsetsek, röntgencilikten de bahsetsek, yani hepsinin en çok en güzel ortaya çıktığı örneklerden bir tanesi bu Josephine Baker için yapmış olduğu ev, tasarlamış olduğu ev. Josephine Baker biliyoruz işte erken dönemde, yüzyıl savaş öncesinde Paris'te son derece meşhur bir dansçı, bir revü yıldızı. Oldukça büyük bir şöhreti var. Bu evin tasarımını yaptı, Josephine Baker'a sundu. Hiç gördü mü Josephine Baker? Bunu bilmiyor. Bu bilinmiyor benim bildiğim kadarıyla. Ama eve ait en azından yapılmış olan bir maket var, fotoğrafları var, planları var. Dolayısıyla da bu evi de kendi içerisinde bir izleme şeyinin olanağımız var. Şurada biraz planı okuyalım isterim. Bakınız burada bir giriş var. Oldukça mekan, girişten sonraki mekana göre son derece geniş, neredeyse barok bir merdiven var. Bu merdiven giriş katında işte garaj, diğer başka servis mekanları var. Yukarı doğru çıkıyorsunuz. Burada geniş bir salon var ve bu salondan bir havuzun altını, yani dibini izleyebiliyorsunuz. Akvaryum şeklinde havuzu izleyebiliyorsunuz. Çünkü üst katta bir havuz var. Ve bu üst kotun da yan tarafında daha farklı bir kotta yatak odaları var. Yani bu son derece ilginç bir korgu. Yani böyle bu şekilde gelmek, bir anıtsal bir merdivenden çıkmak ve daha sonra da bir havuzun altına açılmış, beden duvarına açılmış pencerelerle havuzda yüzenleri izlemek gerçekten ilginç bir kurgu. Bu yani kurgunun yapılmış olduğu bir modelleme denemesinden aldığım fotoğraflar bunlar. Colomina'nın da söylediği gibi ilk aklımıza gelen tabii içeride çıplak yüzen Josephine Baker'ı izleme tutkusu. Adolf Loos'un böyle bir şey var ama kendi içerisinde bu şey, bu kutu içerisinde hapsolmuş olan ilişkileri ve izleme, işte sahne, performans ya da işte bilmem kendi içine kapalı bir mekan içerisindeki bu ilişkilerden ortaya çıkan barok kurgu için bence son derece önemli bir örnek. Başka bir örnek ise Corbusier'in erken dönem villalarında kullanmış olduğu Promenade Architecture adlı kavramı, yani mimari gezinti. Mimari gezinti nedir diye benim hatırladığım kadarıyla işte zaten bütün bu villaların kurgusunu ister bu boşluk, yani bir hacimsel bir boşluk olarak düşünelim, ister bir kütle olarak düşünelim. Her zaman bir saf formdan, pure format formlardan oluşan bir takım şekillerle entegrasyonuyla ortaya çıktığı için bu entegrasyonu ve bu estetiği algılamak için izleyenin, alımlayıcının binanın içerisinde rampalarla, tercihan rampalarla gelip dolaştığında edinmiş olduğu deneyim aslında Promenade Architectural. Fakat Promenade Architectural'in getirmiş olduğu da ilginç bir olanak var. Tamamıyla saf formların, saf form biçimindeki hacimlerin içerisinde gezdiğiniz için ister istemez dış mekanda pencerelerin ardında bir resim gibi algılıyorsunuz ya da bir iç boyutlu simülasyon gibi algılıyorsunuz ve daha çok bunlar sizin gerçeğiniz bu villanın içi ya da dolayısıyla dış mekanda aslında bu villanın bu estetiğine katkıda bulunan bir dekora dönüşüyor. Bu hali son derece sorgulanmıştır şeylerin, Corbusier'in erken dönem villalarının. Hatta çatı bahçesine çıktığınız zaman çatı bahçesinden dışarıya baktığınız parapetlerin bile betonarmeden bir çerçeve ile adeta bir televizyon ekranına ya da işte bir resme dönüştürülmüş olmasını çok semptomatik bulur pek çok kişi. Fakat daha da ilginç olanı özellikle Corbusier'in kendi yapıtlarını fotoğraflarken, kendisi fotoğraflarken veya bu yapıtlara ilişkin perspektiflerinde ısrarla insan figürlerinden çok fazla kaçınmasıdır.
Hatta işte bilmem Savoia villasının en tipik örneği işte adam burada figür sigarasını yakmış. Tam içerken biz sanki orada çizmeye başlamışız da o da hemen kaçmış şuraya gitmiş orada durup bizim çizimi bitirmemizi bekliyor gibi bir görüntüsü var. Bunu gerçek üstücülükle ya da gerçek üstücülüğün bir takım estetik normlarıyla ilişkilendiren bir takım örnekler vardır, bir takım yorumcular vardır. Ama genel olarak baktığımız zaman yani mimarın eğer bu sahneyi, yaşam sahnesini, yaşamın içerisinde geçtiği bu sahneyi tasarlayan bir kişi olduğunu düşündüğümüzde ki bunu belgelememektedir. Yani bir kamera vizörü gibi belgelememektedir. Bunu tasarlayan kişidir. Zaten bu sahnenin oyuncusu da zaten biziz. Dolayısıyla da bu dramayı ortaya koyacak kişi değildir mimar olarak. Belki de okumak da mümkün. Ve bunu pek çok örnekte aslında görebiliyoruz. En tipik gene bir çatı bahçesi yapmasına rağmen oldukça ilginç kararlar verdiği bu besteci şeyinin, dubleks dairesinin üst katıdır. Evet, buradan biraz daha farklı bir yere geçiyorum. Yani eğer baroktan bahsettiysek acaba sinemanın içerisindeki sinemayı barokla ilişkilendirdiğimiz zaman, madem ki de bu işin temelinde de bir sahne söz konusuysa, zaten teatral bir şey sinema. Dolayısıyla hani sinemanın teatralliğinin daha da teatral olması söz konusu mudur diye düşündüğümüzde aklıma ilk gelen ilginç örnek Jean-Luc Godard. Yani Jean-Luc Godard'ın sineması genellikle plotless sinema olarak geçiyor. Yani olay dizimi yok. Herhangi bir şekilde ortaya koyabilecek bir senaryonun içerisinde büyük bir olay akışı yok ama sürekli olarak o şey içerisinde dönüp dolaşan bir aktarımlar silsilesi. Hatta bunun gene bir tanımı da var. Yani bu sahneyi daha da işin içine çeken. Çünkü bir tiyatroda en azından bir göz teması kurabilir oyunda oyuncuyla seyirci ama bir sinemada mümkün değil. Çünkü sinemadaki perdedeki zaten bir görüntü. Yani gerçek bir insan değil. Ama Godard bunu da yıkıyor ve sahnenin 3 duvarı varsa dördüncü duvar dediğimiz sahnenin önündeki görünmez duvarı da yıkıp sinemayla bir ilişki kuruyor. Seyirciyle bir ilişki kurduğu çok ünlü bir sahne var Pierre Le Fou filminde. İşte kız ve adam arabayla gidiyorlar diyor ki işte biraz para alalım kardeşimden sonra da gider otele eğleniriz falan diyor. Bu da devamlı eğlenceden bahsediyor diyor erkek dönüp. Sen kimle konuşuyorsun diyor. Seyirciyle konuşuyorum diyor. Kız da tedirgin bir şekilde tekrar kameraya bakıyor. Yani buna genellikle dördüncü duvarın yıkılışı denirmiş sinema lisanı içerisinde. Ve farklı bir ilişki kuran bir tarz. Peter Greenaway'in bir örnek vereceğim. Greenaway bildiğiniz gibi bir şey hem bir yönetmen hem de bir sanatçı. 2009 yılında zannediyorum Sabancı Üniversitesi'nin Karaköy yerleşkesinde bir seminer vermişti ya da bir konferans vermişti. Orada çok ilginç bir şey söyledi. Bu konferansa ben de gitmiştim. Dedi ki bütün Hollywood sineması aslında edebidir dedi. Bir hikaye yazılır ve dolayısıyla bu hikaye art zamanlı bir şekilde çekilir. Ama sinemanın olanakları bundan çok daha fazlasıdır. Ve biz eğer sinemada bir modernlikten bahsedeceksek bu hikayeyi yani bu edebiliği aşmamız gerekiyor demişti. Ve bundan yaklaşık bir ay sonra da Milano'da bir Palazzo Reale'de bir enstalasyonunu görme şansım oldu. Bu çok ilginç bir örnek kendi içerisinde. Çünkü bir boş bir şeyle sergi salonuna şeyin bir kopyası yapılıyor. Leonardo da Vinci'nin Son Yemek freskinin bir kopyası yapılıyor. Ve daha sonra da bu kopyaya bir takım şeylerle, dijital olanaklarla o kopyanın üzerindeki suretler, o kopyanın içerisindeki figürler, buradaki ışık kalitesi, ışık nitelikleri üzerinde sürekli olarak oynanıyor. Muazzam bir müzik çalıyor bütün mekanda. Bazen duvarlara yansıyan tablonun belli noktalarından, resmin belli noktalarından çekilmiş fotoğraflar büyümüş bir şekilde duvarlara yansıtılıyor. Tam ortada da bir tane masa duruyor ve bu masanın üzerindeki her nesne tabloda betimlenen masanın üzerindeki nesne. İşte ekmeklerin, tabakların, şarap şeylerinin, sürahilerinin ya da bardakların birer alçıdan kopyası var. Ve bunlara da belli bir ışık veriliyor. Bunlar da bu mekansal belagatın bir parçası haline getiriyor. Böyle bir gösteri. Hani onun söylediği içerisinde tabii burada hiçbir figür yok, burada insan yok ama
bu mekanda, bu sofranın, son yemek sofrasının etrafında toplanan insanlar, izleyiciler var. Bir tanesi de sizsiniz. Çünkü siz de sonuçta bu öyle bir film denemesini kendi gözlerinizi bir kamera üzerine dönüştürerek görüyorsunuz. Sinemanın barokla daha yaklaştığı bir başka örnek verebileceğim. Fellini'nin 8.5'u. Fellini bütün sineması zaten biraz böyle. Sadece bir ufak bir sekans dizisini burada anlatmak istiyorum. 8.5'ta işte Guido 8 film yapmış hayatında. İşte ama 8.5. 9. filmini bir türlü yapamıyor. Büyük bir yaratıcılık krizine girmiş. Hayatı karma karışık. Karısından boşanmış. Sevgilisi var, metresi var. Kendiyle hesaplaşıyor, hayatıyla hesaplaşıyor. Böyle bir şey içerisinde, böyle bir duygu içerisindeki buradaki kahraman. Zaten Fellini'nin örneğin onun da aynı şey söz konusu. Yani plotless bir sinemadan bahsedebiliriz. Marcello Mastroianni'nin anılarında geçer. Der ki işte Fellini'yle çalışmak için sete gittim. Senaryo istedim. Bana bir defter verdi. Defteri açtım, okudum. İçinde alakasız şeyler yazıyordu. Hatta alışveriş listesi bile vardı. Der. Yani sonra da güldü der. Yani senaryo yok bu filmde. Her şeyi aldığı gibi anında çekeceğiz. Zaten oyuncu kadrosu da sokaktan toplama insanlar. Hiçbir profesyonel değil diye eklemiş. Filmin şeyinde içerisinde Guido aslında metresiyle odadadır. Ve o sırada bir kadın çıkıyor. Bu kadın böyle duvara bir takım hareketler yapıyor. Sonra bu duvar tamamıyla kesmeden bir inşaat alanı gibi bir yere dönüşüyor. Ve burada kadın gittikten sonra bir bakıyor, bu kadın aslında annesi. O sırada arka tarafta kamera çekerken bir adam koşarak geçiyor. Babasıymış bu da. Bu da baba baba diye bağırıyor. Babası geliyor, konuşuyor. Ölüm nasıl bir şey olduğundan bahsediyor. O sırada iki kişi geliyor. Bunlar da kodamanlar, yani filmin finansörleri. Baba geliyor, benim oğlan nasıl yapıyor, bu işini güzel yapıyor mu gibi bir şeyler söylüyor. Kodamanlar yok, bu iş olmuyor diyor. Çünkü filmin çekim süreci pek ilerlememektedir. Sonra onlar gidiyor. Baba Guido ile vedalaşıyor. Ve babayı orada bir çukurun içine indiriyor. Tamamıyla ölümün alegorisinden ibaret. Daha sonra annesi yanına geliyor. Annesi birden Guido'yu dudaklarından öpüyor ki bir bakıyor karısı aslında öpen. Tamamıyla işte ne kadar şey varsa, Freudian detaylar varsa, Freudian temalar varsa hepsinin yer aldığı ve tamamıyla belli bir olay dizisinin ya da hikayenin olmadığı alegorik ifadelerle dolu bir dizi çekim ki filmin büyük çoğunluğu aslında böyle. Bunun herhalde aynı zamanda sinematografinin içine kadar soktuğu örneği ise Gemi Gidiyor filmi. 1983 yılında yapmıştı. Burada da bir yolculuk var. İşte 19. yüzyıl sonu 1. Dünya Savaşı'nın hemen öncesindeki Avrupa toplumunun pek çok elit kesimi burada. Monarşileri temsilen askerler var. İşte sanatçılar var, operacılar var, yazarlar var. Zaten çekimin pek çok yerinde ışık adeta bir barok tablo gibi, barok bir resim gibi kullanılıyor. Fakat filmin sonunda artık birden kamera geri çekiliyor ve siz şeyi de görüyorsunuz. Yani filmin çekildiği stüdyoları da görüyorsunuz. Hatta deniz efektlerinin yaratıldığı makinayı görüyorsunuz. Zaten deniz pek çok yerde, denizin kendisi de bir naylon örtü şeklinde ifade ediyor. Yani filmin içerisinde suni ya da yapaylık o kadar fazla ki siz zaten filmin kendisini ayrıyeten film bir tiyatrovari bir şeyse, film tiyatroysa, tiyatro içerisinde tiyatro. İşte türevin türevi şeklinde bir noktaya doğru gidiyorsunuz filmin izleyiniz. Zaten bunun içerisinde bir de eğer filmin büyük çoğunluğunu gelen bir anlatıcı, bir sunan ve olayların ne olup bittiğini anlatan bir adam da varsa olayla zaten ilişkimiz tamamıyla minimuma iniyor. Bu da tamamıyla bence sinemanın içerisinde baroğun en azından kavramsal olarak girdiği en önemli örneklerden biri. Son vereceğim örnek ise bu çok yeni bir yapım. Charlie Kaufman'ın I'm Thinking of Ending Things. Galiba Netflix'te halen dönüyor bu film. Burada da bir İşte bir iki sevgili adamın ailesini
ziyaret etmek için yola çıkıyorlar. Aileyi görüyorlar işte bir taşra evinde. Fakat çok tuhaf her şey. Çünkü her tarafta kar var bu arada. Her tarafta kapalı. Yani sanki böyle bir kentin içerisinde olduklarında bile bir kopukluk var. Ve zaten taşraya çıktıklarında da her şeyden uzak hale geliyorlar. Anne baba bir tuhaf. Bazen farklı yaşlarda görünüyorlar. Bazen çok sinirli oluyorlar. Bazen çok şefkatli oluyorlar. Bazen edepsizce şeyler söylüyorlar. Ve filmin içerisinde siz ne olup bittiğini anlamaya çalışırken hep bir hademenin dolaştığını görüyorsunuz bir şeyde, okulda. Okuldaki öğrenciler anne babayı ziyaretten sonra çift evine dönerken bir dondurmacıda satış elemanı olarak görünüyor. Ve filmin en sonunda da anlıyorsunuz ki aslında bütün bunlar o hademenin zihni içerisinde olan bitiyor. İşte onun farklı kişilikleri, altlı üstlü kişilikleri, başka bir takım şeyler. Ya yani orada yorumun hepsi açık zaten. Ama filmin zaten doğrudan deneyiminin, ifadenin ve belagatinin gene bir barok çizgiye yaklaştığı bence en önemli örneklerden bir tanesi. Burada zaten biraz her zaman kişinin ya da barok sahne filmin içerisinde, sinemanın içinde kurulduğu zaman yönetmenin ya da işte bilmem oradaki teorisyenin de orada yer almasının sebebi, otör olarak yer almasının sebebi de çok bizim için barok sanatta şaşırtıcı değil. Caravaggio'nun pek çok yapıtında gördüğümüz kendi suretidir. Mesela buradaki ut çalanlar resminde gördüğümüz, arkada gördüğümüz bu karakterde Caravaggio'nun bir fiil kendisidir. Peki bunun mimarlığa bir yansımasını görebilir miyiz? Aslında görebiliriz ve bunun genelde barok başlığı altında sıralayacağımız pek çok şeyde görebiliriz. Örneğin Borromini'nin kurallı bir şekilde çizmeden San Carlo'nun şeydeki elips kubbesini bunu ısrarla eliyle çizmeye çalışmasında görebiliriz. Veya işte bilmem Architecture No Standard diye bir sergi açılmıştı Pompidou'da 2002 yılında zannediyorum. 2003 yılındaymış. İşte daha çok belki de daha sonraki zamanlarda parametrisizm başlığı altında gruplanacak olan pek çok genç büro katıldığı, işte burada gördüğümüz Kovacs ve Colmack'ın önerileri. Sergi komiseri Zeynep Mennan daha sonra bir konuşma yapmıştı. Orada dinlemiştim. Öklit geometrisi dışında belli bir başka bir geometrinin ifade ettiği bir standart olmayan mimarlık, standart olmayan işte geometri gibi bir kavramsallığın içerisinde sizi bu sergide bir araya getireceğiz dedikleri zaman bu bürolara pek çoğu aslında böyle bir sergiye, böyle bir başlık altında katılmak istememişler. Belki de bu şekilde kanonlaştırmak ya da kurallaştırmak istemediler. Burada da aslında mimar tabii ki kendisi bir suret olarak değil ama yapıtın içerisinde virtüel bir öznellik olarak barok yapıtta her zaman var olması mümkün olabiliyor. Evet, zaman sürecimiz ne oldu? Tam bir saat doldurduk zannediyorum. Devam edeyim mi? Devam edelim lütfen. Tamam. Başka bir vereceğim bir örnek Berlin'den. Burada ise gene son derece sinematik bir şekilde yapılanmış olan bir şehrin daha sonra bu şehre yapılan katkının ne olabileceği. Çünkü kentten bahsettiğimiz zaman ister istemez mimar olarak bizim düşüneceğimiz aynı zamanda bu kente bir mimari bir yapıt ya da bir katkı olarak girdiğimizde bu senaryonun içerisinde nerede olabileceğimizle ilgili bir sorgu. İşte belki bunun için bir fikir olması açısından. Bunu çok hızlı geçeceğim. Berlin'in 17. yüzyıla ait bir haritası bu. Burada bakınız eski ortaçağ şehrini görüyoruz. Burada barok peyzaj akslarını görüyoruz ama henüz yapılaşmamış. Parselasyon var ama henüz dolmamış. Burada de aynen Paris'teki gibi temel geometrik formlarda rondel adı verilen meydan. Burada oktagon adını verilen meydan. Burada kare bir meydan Pariser Platz deniyor. Ve daha sonra da burada Prusya krallarının av sahasına giden ve bugün Unterdenliğinden denen cadde. Bütün bu caddelerin gene aynen Paris'in tarihçesinde olduğu gibi teras biçiminde, yani teras derken bitişik olarak kastediyorum, kent konaklarıyla dolmaya başladığını görüyoruz. Ve aslında İkinci Dünya Savaşı öncesinde Berlin'in barok kurgusu ya da sinematik kurgusunu oluşturan şey bu. Yani buradaki bu tarihçi ve pek Avrupa'nın pek çok şehrinde olduğu gibi de bundan bağımsız değil. Fakat enteresan olan İkinci Dünya Savaşı'nın getirmiş olduğu devasa yıkımın bütün bu yapıyı
bir dekonstrüksiyona dönüştürmesi. Yani dekonstrüksiyon derken yapı bozumu terimini burada bilinçli olarak kullanıyorum. Çünkü bu şehrin kurgusunu bütünüyle değiştiriyor. Örneğin işte Potsdamer Platz'ın bu görüntüsünün daha sonra tamamıyla ortadan kalkmasıyla meydan, zaten kent çeperi ortadan kalktıktan sonra pek anlamlı bir hale gelmiyor. Ya da bunun yıkımın belli aşamalarının son derece sarsıcı bir şekilde yaşanması. Ya da işte demin görmüş olduğumuz rondelden giden büyük caddenin, Frankfurter Allee olarak adlandırdığımız caddenin tam Berlin ikiye bölündükten sonra Soğuk Savaş'ın normları içerisinde Berlin duvarının gereksediği bir sınır, bir karakol ya da bir denetme, checkpoint olarak işlemeye başlaması ve dolayısıyla sürekliliğinin tamamıyla ortadan kalkması. Ve bu yıkımın içerisinde, bu yapı bozumu içerisinde 1983 yılında Libeskind'in City Edge, yani kent çeperi diye herhalde çevrilebilir, yarışmaya vermiş olduğu öneri. Bu önerinin böyle atipik bir yapı olması, daha sonra dekonstrüksiyon, dekonstrüktivizm dediğimiz terminolojinin kaynaklarından biri olarak her zaman kullanılması ve tam Berlin duvarının önüne yapılmış olması ve en azından Libeskind'in hem maketini böyle bir dokuyla kaplamış ve tam bunun negatifi bir dokuyla da kendi projesinin kütlesini kaplamış olması hiç rastlantı değil. Çünkü zaten mevcut olan bir yapı bozumuna gene bir yapı bozumuyla katkıda bulunmak istiyor belli ki. Ama bu yapı hiçbir zaman inşa edilmedi çünkü Berlin duvarı yıkıldı, Soğuk Savaş bitti ve Berlin tekrardan emperyal görüntüsünü anılarına bakaraktan yeniden imar edilmeye başlandı Almanyalar birleştikten sonra. Son bahsedeceğim şey aslında başında yapmayacağım dediğim şey, yani tasarımı doğrudan filmin prodüksiyon tasarımı olarak kabul etmek, olarak sinema üretiminin içerisine sokmak. Çünkü burada da aslında bir barok ölçek bence yakalamak mümkün. Bahsedeceğim film hepimizin çok iyi bildiği Blade Runner filmi. İşte yapıldıktan sonra işte insan olmak ne demek, bellek nedir? İşte bütün bunlarla ilgili filmin çekildiği romanın ortaya koyduğu sorular. Daha sonra David Harvey'in filmin içerisindeki pek çok sosyal, ekonomik, kültürel kodlarla bunu postmodernizmin çok güzel bir ifadesi olarak yazması. Bütün bunlara girmeyeceğim. Blade Runner'ın prodüksiyon tasarımı üzerine yoğunlaşacağım. Söylendiğine göre işte ilk Ridley Scott'un başvurduğu Sid Mead ismindeki tasarımcıyla anlaşıyor. Sid Mead'in Blade Runner'ın tasarımındaki en önemli katkısı bu Spinner dediğimiz uçan arabaların tasarımı. Fakat daha sonra Sid Mead yavaş yavaş bir takım mekanları, en azından bu küçük gereçleri ve cihazları tasarladığı şeylerin içinde gövereceği mekanların da detaylarına girmeye başlıyor. Fakat bir de tasarımın bütünleştirdiği bir başka isim var. Lawrence G. Paul. Yani Lawrence G. Paul prodüksiyon tasarımcısı ve sanat yönetmeni olarak geçiyor. Ve daha çok kendisi de bir tasarım kökeninden gelen Ridley Scott'la Sid Mead arasındaki bütün bu şeyin bağlayıcılığını ortaya koymaya çalışıyor. Burada Lawrence G. Paul'a yaptığı olduğu çok az mülakattan bir tanesinde deniyor ki siz diyor bütün şehri tasarladınız mı? Yani Blade Runner çekilmeden hemen bütün şehrin normları tasarlandı mı? Hayır diyor. Kesinlikle böyle bir şey yapmadık. Biz belli bir takım açılar, kamera açılarını, belli bir takım sahneleri çekmek için belli kamera açılarını düşündüğümüz zaman ancak o açının gerektirdiği şeyi tasarladık. Filmin Los Angeles'ta çekilen lokasyonların pek çoğunda birbirine yakın Union Station var. Bradbury binası denen historic landmarklarından bir tanesi Los Angeles'ın, önemli bir bina var. Daha ileride var, bu Bunker Hill dediğimiz işte büyük konutların, ofis bloklarının yer aldığı bir şey var. Ve hani benim bakış açım bu görüntüde, hepsinin göründüğü bu detayların aslında 1982 yılında 2019 yılına atfedilen bir öyküde mevcut olarak Los Angeles'ın zaten sahip olduğu bir takım kentsel olguları daha abartıp bir barok yapıta dönüştürme ya da bir barok sahneye dönüştürme çabası mı diye ben kendime soruyorum. Şurada çok ufak mesela bir detay var. Daha çok Arnavut tarzında bir Bradbury yazısı var. Bu Bradbury binasını biliyorsunuz, filmin içerisinde orada yapılan
pek pek çok sahne var çekilen. Örneğin buna The Bradbury olaraktan gayet abartılı bir şekilde bir saçağın üzerine yazıyor. Ya da Bradbury mesela binası bir çöküntü halinde resmediliyor filmde. Ama bugün Bradbury'ye gittiğiniz zaman son derece lüks ofis katlarıyla karşılaşıyorsunuz. Çünkü bina 1990'ların sonunda birkaç milyon dolara renove ediliyor ve şu anda da muazzam bir metrekare fiyatı var. Kiralık olarak da satılık olarak da ve hatta siz de işte bir şey olaraktan binanın içerisini gezebiliyorsunuz. Ama 1982 yılında bir prodüksiyon tasarımcı olarak baktığınız zaman ve eğer içinde bulunduğunuz kentteki bir takım tutarsızlıkları geleceğe ilişkin bir filme yansıtmak istediğiniz zaman başka bir Bradbury ile karşılaşma olanağınız büyük çoğunlukla mümkün. Çünkü o dönemde Bradbury binası oldukça büyük bir çöküş içerisinde. Zaten şehir büyük bir çöküş içerisinde. Çünkü 90'lı yılların sonunda büyük ayaklanmalar oldu. Özellikle ırkçı şeylerden yüzünden, ırkçı bir takım olaylar yüzünden. Hatta milli muhafızların şehre girip kontrolü ele alması söz konusu oldu. Yani Los Angeles'ın tarihselliği içerisinde. Dolayısıyla da bu şekilde baktığımız zaman aslında belki de Blade Runner'ın doğru bütüncül prodüksiyon tasarımını doğrudan Los Angeles'ta o dönemde gerçekçi olarak yaşanılan bir takım deneyimlerin barok bir abartısı olarak da mümkün diye okumak mümkün diye düşünüyorum. Ve çok ilginç bir şekilde 2049 yılındaki filmde de buna benzer temalar fazlasıyla var. Burada da bir radyasyon şeysi içerisinde artık yaşanmaz olan yere oradaki işte Replicant Kaan'ın Las Vegas'a gidişi var. En ilginç detaylarından bir tanesi tam girerken bir takım abartılı heykellerin arasından geçmesi. Tamamıyla ölü bir şehre gitmektedir. Yani Las Vegas'ı ben görmedim açıkçası. İnternet ya da işte medya neyi gösteriyorsa ancak bunu görüyorum ama Las Vegas'ı eğer bir barok bir eğretileme olarak, barok bir alegori olarak geleceğe ilişkin bir yapıtta canlandırmak mümkün olsaydı herhalde aklımıza bizim de böyle bir şey gelirdi diye düşünüyorum. Tabii filmin kendi içinde birçok şeyin derinliğine inmeden. Evet, benim sözüm bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. İnşallah çok sıkılmadınız. Çok teşekkür ederiz Aydın Bey. Gerçekten zaman içerisinde bir yolculuk yaptık sizle beraber anlatırken. Peki şimdi soru cevap kısmına geçeceğiz ama izleyenlerimizden ricamız kameralarını açmaları. Böylece onları da görebileceğiz. Ben kapatayım mı bunu? Kapatabilirsiniz. Tamam. İzleyenlerimize tekrar hatırlatayım. Kameralarınızı açabilirseniz çok mutlu oluruz. Böylece hepimiz sanki aynı odadaymış gibi. Kendimizi avutuyoruz Aydın Bey. Valla çok acayip bir şey bu. Evet, şimdi. Peki. Şimdi şöyle yapacağız. El kaldırma butonunu kullanarak soru alabileceksiniz. Onun için de reactions butonu var. Hemen ekranlarınızın altında göreceksiniz. Ona tıkladığınızda raise hand diye bir buton var. Ona tıklarsanız bizim ekranımıza düşecek ve böylece biz de mikrofonumuzu açacağız ve siz de sorunuzu anlatabileceksiniz. İlk başlarda böyle bir çekingenlik oluyor. O yüzden ben genelde böyle durumlarda topu yılmaz ve yatıyordum ama yok rengim. Rengim söz aldı bile. İsterseniz başlayalım. İlerleyen vakitlerde Yılmaz Bey size tekrar söz veririm. Rengincim seni dinliyoruz. Merhabalar. Çok güzel bir sunumdu öncelikle. Çok teşekkürler. Ben de yüksek lisans yapıyorum şimdi ve böyle teslim haftası falan böyle sıkı bir üretimin içindeyken böyle bir nefes almak için böyle geldim sizi dinlemeye açıkçası. Ve tam da yazmak üstüne yani yazmakta olduğum şey hakkında bir şey çıktı o anda. Piranesi'yi anlatıyordunuz. Piranesi'nin bir Vimeo'da sanırım böyle bir işte bütün çizimlerinin, gravürlerinin içine girebildiğimiz bir video var. Kesin yani biliyorsunuzdur, görmüşsünüzdür ama bayağı içinde gezinebiliyoruz falan gravürlerin. Ya, bilmiyorum, görmedim. Aa, tamam, linkini atabilirim isterseniz. Çok güzel çünkü.
Şeyde Jules Stoner'in bir tane kitabında bir mimarlığa, bir minör mimarlığa doğru diye bir kitabında geçiyor Piranesi. Ve onu böyle çok Kafkaesk bir şekilde anlatmış. Yani yani sürekli içeriye davet eden, içeriği çoğaltan, içerinin bitimsizce içeriye uzandığı gravürler gibi anlatmış açıkçası. Benim de aklıma işte Coromina'yı da okuduktan sonra direkt Duls'la acaba bunu böyle bir paralel okumasını yapabilir miyim bunların diye düşünüyordum. Ki siz de daha sonra Luz'dan bahsettiniz. Biraz böyle bu işte yani barok aslında kafamdaki yeri tam burası değil. Yani çok böyle insanı içeriye hapsettiğini düşünmüyorum baroğun. Aslında hani daha böyle uçuşkan, daha özgür bir hali var benim böyle. Ama sizce böyle Piranesi'nin bu bir iç mekan vurgusu ve insanı sürekli içeriye alan, kapatan bir tarzı var mı Luz'un olduğu gibi? Çünkü Luz da evlerinin içinde yani o evi kurgularken o bakışın sürekli içeride gezinmesini istiyor. Aynı Piranesi'nin gravürlerinde yaptığı şeye benziyor bu. Ama Luz bunu yapar işte o modernizm ve o kapatıcılık durumu var özellikle kadın üzerinde. Sizce Piranesi'nin yaptığı bu anlamda olumsuz bir şey mi? Yani böyle o kapatan. Yoksa içerideki yaşamı çoğaltması oradaki o toplumsal senaryoyu çeşitlendirmek için mi yaptığı bir şey? Çünkü gittikçe bana daha böyle depresif bir hale bürünmeye başladı böyle baktıkça. Sizin bu konuda bir fikriniz olur mu diye onu merak ettim. Yani kapatmanın ve içeriye davet edip de kapıyı arkadan kapatmanın çok da kötü bir şey olacağını düşünmemeniz lazım. Çünkü zaten böyle bir kapalı bir şeydeyiz. Yani baktığınız zaman aslında etrafa gözlerinizi açıp sokağa çıkıp etrafınıza baktığınızda bile gördüğünüz gerçeklik ancak o gözünüzün yani gözünüzü eğer bilgisayar lisanıyla konuşalım bir arayüz olarak düşünürseniz o arayüzün size verdiği kodlar kadar. Dolayısıyla da zaten bu sebepten dolayı mesela işte bilmem Theater of Truth der William Edgington barok meselesi. Truth der ama truth farklı bir şey, reality farklı bir şey. Fransızca verite ve realite tamamıyla farklı kelimeler. Yani o bağlamda düşündüğünüz zaman aslında sizin gerçeklikten anladığınız hakikat ya da truth'tan başka bir şey değil. O da ancak belli bir karakter kazandığı zaman ya da Piranesi gibi sizin belki de karamsar bulduğunuz bir takım özellikler gösterdiği zaman bir anlam kazanıyor ya da bir yere varıyor. Luz'un durumu biraz daha farklı. Yani kadına ve erkekle işte bilmem insan ilişkileri ya da işte bu tamamıyla yapmış olduğu iç mekan kurgusunu bir tiyatro sahnesi gibi kurgulaması. Örneğin işte Ewing hanımı şurada durmalı, ben burayı bunun için yaptım dediği bir yerde verdiği örnek çocuğunu kaybetmiş bir kadının intihar ederken çekmiş olduğu acı. Yani böyle bir abartılı bir şeysi var. Yani onun tabii duygu durumu bilmem nesi bunlara girmenin çok bir anlamı yok. Ya da işte bilmem işte Viyana ahlakı neydi 19. yüzyıl sonu buna gelmenin gereği yok. Ama baktığımız zaman aslında belki de karamsar olarak dediğiniz şey zaten insanın gerçeği. Yani ne yapıyor işte Descartes diyor ki bir akıl dünyası var bir de beden var. Ve dolayısıyla bunları ayırıyor. Ama Leibniz'dir. Bu ikisi vardır ama arada bir duyargalar vardır. Yani her zaman için aranan şey insan bilinci nerededir? İnsan bilincinin ampirik bir şeyini bulabilir miyiz? Hepimiz tahmin ediyoruz beynimizin içerisinde. Ama beyni kesip baktığımız zaman gri maddeden başka bir şey bulamıyoruz. Ve nöronlar arasında elektrik ilişkisi de bize bir insan bilincinin var olduğunu ispatlamıyor. En azından benim şimdiye kadar bunu çok aradım. Yani nöroloji ile ilgili kaynaklara da bunun bir izine rastlamıyorum. Yani ancak Leibniz ve daha sonra bugün bir takım robotik kuramcıları bunu söylüyor. İnsan bilinci dış dünya olmadan mümkün değildir. Hatta insan bilinci dolayısıyla kafanın içinde değil, dışarıdadır aslında. Yani o bağlamda düşündüğümüz zaman Piranesi'de, Lowes'da bu bilinç yani bu bilgi üzerine, bu anlayış üzerine oynayarak hatta kendi başarı kazanmış insanlar.
Yani bu şekilde bakabilirsiniz. Ama Corbusier ile mesela Loos'u karşılaştırdığınız zaman Loos sadece kendi yapıtlarının görselliği yüzünden ve görmeye çok meraklı olduğumuz, her şeyi görerek algıladığımız için imge üzerinden çalışan bir kültürün bir sonucu olarak Corbusier, Mies gibi isimlerin ailesine katılmıştır aslında. Yani Loos'un baktığınız zaman bu ailelerin dışına çıkmak için o kadar çok nedeni vardır ki. Yani sadece beyaz badana, beyaz alçı sıvalı kütleler yaptı diye oturup da bir modernitenin içerisinde hiçbir klasmana girmeden öyle bir grubun bir parçası olması bence çok doğru değil. Zaten kendi yapıtlarının bir listesine baktığınız zaman da bunun dışında olan çok örnek var. Dolayısıyla bunu bir şey olarak, ha şunu da söyleyeyim, yani barok dediğimiz zaman baroktan anladığımızla tarihsel baroğu da karıştırmamak lazım. Yani burada bir barok anlayış var ya da Loos'da bir takım barok normlar görüyorum ben dediğim zaman ya da Corbusier'in erken dönem mimarlığında barok normlar görüyorum dediğim zaman bunun barok kiliselerle hiçbir alakası yok. Zaten barok konut diye bir şey yok ya da barok saraylarla, barok akslarla hiçbir alakası yok. Barok akslar, yani hiçbir şeyin olmadığı zamanda, işte Rönesans'ın da çok fazla imar edemediği bir dönemde ortaçağ kültürünü dönüştürdüğü için zaten bugün hani onları hepsinden farklılık olarak göremiyoruz biz aslında. Onları bir tarihçe içerisinde görüyoruz. Böyle bir ezberimiz var çünkü. O tarihçe içerisinde görüyoruz. Ama bir ortaçağ şehrini düşünün. Yani demin gravürde, Dozio'nun gravüründe onu anlatmaya çalıştım. Ve daha sonra da işte bilmem 100 yıl sonra o barok aksları inşa etmiş, ona göre kent çeperlerin parselasyonunu yapmış, bazı binaların cephelerini yenilemiş, anıtları yerleştirmiş, pek çok anıtın sipariş verildiği Roma'yı düşünün. Yani bir ortaçağ şehri, yani dış dünyadaki onları çevreleyen şehri, çevreleyen doğayla bile çok daha organik bir ilişki kurabiliyordur belki, bilmiyorum. Ama bir barok şehir hiç kurmuyor benim kanımca. O yüzden çok belki de ona şey olarak şey yapmayın, yani karamsar olarak bakmayın. Yani karamsar olarak görmemiz işte harabeler ve antikiteyi çöküş içerisinde çizmesindendir diye düşünüyorum. Bilmiyorum şey oldu mu, yardımcı oldu mu? Yani evet oldu, yani biraz da karıştırdı ama iyidir karışması. Şey hani ben açıkçası bu yani burayı biraz şeyden bağlıyor. Jisoner, işte Kafka'nın iç mekanı böyle işte sürekli içeri çoğalırken, yani mesela işte davada sanıyorum işte bir dosyalarla dolu bir odaya giriyor filan mahkemeye giderken, ama aslında mahkemeye gittiği yol bayağı bir yol gittikten sonra varıyor ama odaya açtığında tekrar aynı yere varıyor sanki hiç yol gitmemiş gibi. Yani böyle Piranesi'de benzer bir şey var gerçekten sanki. Yani o bakışı aynı Luz gibi böyle o bakışın gittiği yollarda sürekli bir daha da içeri, daha da içeri çekiyor. Absorpsiyon var ya. Evet, bir şey var gibi Eminiş geliyor var. Yani. Evet. Evet var, evet. Kara delik gibi yani. O yüzden o anlamda bir şey sormuştum ama çok iyi bir cevap oldu benim için bazı açılardan. Teşekkür ederim. Teşekkürler Engin. Evet, şimdi Sevgin çok güzel kaldırıyor. Mikrofonunuzu açacağım. Sorularınızı kısa sürelerde toparlarsanız daha fazla kişiye söz verebiliriz. Bak, hatırlatmayı için. Evet. Sesiniz gelmiyor Sezgin Bey. Kulaklığınızdan olabilir. Acaba sağlanacak mı? Peki. Sezgin Bey sorunu halledene kadar başka söz almak isteyen var mı? Yılmaz Bey, o zaman size yönlendiriyorum mikrofonu. Buyurun. Gerçekten öncelikle çok çok teşekkürler. Çok etkileyici bir sunum oldu. Eminim yani çoğunluk izleyicinin mimar ya da mimarlık öğrencisi olmasından hareketle herkesin bambaşka bir bakış açısına ve farkındalığa sahip olduğunu düşünüyorum bu sunumdan sonra. Gerçekten çıtayı çok yükseğe koydu. Çok da akıcı ve sürükleyici bir sunum oldu.
Teşekkürler. Ben yani belki günümüze biraz şey yapıp bu Piranesi'nin oluşturduğu mekansal kurguların etkisini bugün çağdaş mimarlıkta da izliyoruz diye düşünüyorum. İşte Bernard Tschumi'nin olay mimarisi ya da çapraz programlama dediği, işte Rem Koolhaas'da da görüyoruz, başka çağdaş mimarlarda da görüyoruz. Özellikle boşluklar lehine bir mekan kurgusu yapıp burada boşluk içinde yer alan değişik programların köprülerle, koridorlarla dinamik bir şekilde ve her yerden her şeyin izlenebildiği şekilde ilişkilendirilmesini, değişik karşılaşmalara, görsel ya da fiziksel sürekliliklere ortam hazırlandığını görüyoruz ve bunun yarattığı dinamizmle mekanın bir enerji üretme potansiyeline sahip olmasının amaçlandığını görüyoruz. Bu da bir barok etki olarak düşünülebilir mi bugünkü mimarlıkta? Valla bir aklıma bir şey geldi daha çok yani mesela Kendrick Price geldi 60'lı yıllardaki dolayısıyla bu biraz da hani toplumsal devinimle ilişkili bir şey yani bugün mesela işte çok ilginç bir şey vardı tam şimdi çıkartamıyorum ama Rönesans şehri nasıl bir şey dediğimiz zaman 3 adet örnekten oluşan bir resim vardır fakat şu anda aklıma gelmiyor. Şehir bomboş görünüyor. İşte bir takım şeyler var, binalar var. Hepsi bunların ideal Rönesans şeyle ideallerine uygun ve böyle bir boşluk görüyorsunuz ve kimse yok sokakta. Hatta bir tane örneğinde üç çeşitleme var bundan. Bir tane örneğinde iki tane figür var sokakta yürüyen sadece. Tam anlamıyla perspektifle tek kaçışlı perspektifle çizilmiş. Resimler bunlar. Pandemi ortaya çıktığından sonra bu şeyi Hariri şeyleri yazan bu Homo Deus, Homo Sapiens kitaplarını yazan işte herkesin çok okuduğu ve birden şöhret olmuş isim. Bir tarihçi biliyorsunuz Hariri ve çok ilginç bir şekilde ancak o zaman hani fark ettik ki aslında bilmem bir sene önceden pandemiden bir sene önce neredeyse pandeminin temel normlarını anlatmış. Ve hatta bunu Davos'ta büyük konuşmasında anlatmış. Ve daha sonra da bunları bir daha bir makale olarak Mart'tan sonra yazdı. Galiba nerede yayınlandı? Los Angeles Times'ta olabilir biz zannediyorum, bilmiyorum. Bu da çıktı ve altına da yazının boş mekanlar koymuşlar. Yani Roma'nın o dönemde işte İtalya'da çok ağır geçiyordu salgın. Boş boş caddelerini, şeylerini, sokaklarını koymuşlar. Şimdi ikisi arasında hani baktığımız zaman nasıl bir şey derdi görünce hiçbir ilişkisi yok. Ama sadece ilişkisi şu, Hariri'nin Rönesans dönemindeki asker mektupları üzerine doktorasını yazması ve eğer 14. yüzyıldaki kara ölüm, kara veba olmasa bizim Rönesans'tan da pek bahsedecek durumda olmamamız. Yani kara ölüm eğer sonuçta Avrupa nüfusunun 1/3'ünü yok etmeseydi biz bugün Rönesans'tan bahsediyor olmazdık. Şimdi dolayısıyla hani biraz da yaşam pratikleriyle ilişkili diye düşünüyorum. Yani bugün AVM'lere fazla gitmiyoruz. Sokaklara daha çok şey yaptık, fırsat bulduğumuzda çıkmaya çalışıyoruz. Çünkü durum bunu gerektiriyor. Ama 60'lı yılları mesela Kendrick Price'ı ve şeyi düşündüğümüz zaman da sokakların çok farklı bir şekilde hareketli olduğunu görüyoruz. Yani onu tam o yüzden bilemiyorum. Yani çünkü Piranesi'nin anlattığı işte boşluklar ve yıkıntılar, harabeler, harabelerin içerisinde dolaşan insanlar, imar edilen şehir çok şahsına münhasır bir şey. Ve bugünü de hani çok net bir şekilde göremediğim için ben en azından çok takip edemediğim için hani çok da net bir cevap verebileceğimi düşünmüyorum. Ama hani Koolhaas'ın pek çok düşüncelerinin hani şey yapmak için gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceğini görmek için herhalde yani bu yeni dönemde pandemi sonrası dünyada nasıl bir yaşam şekillenecek biraz onu görmek lazım diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler Yılmaz Bey. Sezgin Bey tekrar geri geldi. Bakalım çözülmüş mü sorun? Şu an geliyor mu sesim? Evet, duyuyoruz. Buyurun.
Mikrofondan dolayı oluşan bir hatadan oldu herhalde. Keyif ve doyurucu sunum için teşekkür ediyorum öncelikle. Bu bizlere sunduğunuz PDF'i paylaşma imkanınız var mı? Önce onu bir sormak istiyorum. İkincisi, mansart çatıları manzara eşliğinde görebilmemiz sağladı diye bir orada paylaşımınız oldu. Bu mansart çatılar sahnelerin, operaların, tiyatroların loca bölümüne öncülük etmiş midir? Yani o zamanlarda loca var mı bilmiyorum. Bilgim olmadığı için soruyorum da mansart çatılar bu şeyde öncülük etmiş midir acaba? Ha şöyle söyleyeyim yani mansart çatı hani şeylerin Fransa'da Paris'in Evet. mimarlığında çoksa gördüğümüz atipik bir çatı formu. Ama mansart çatının sebebi rantiye aslında. Çünkü sizin kullanmış olduğunuz alan üzerinden emlak vergisi alınıyor krallık döneminde. Çatı arasından ama emlak vergisi alınmıyor. Metrekareye dahil değil. Dolayısıyla siz eğer kullanmış olduğunuz alanı çatının içerisine genişletirseniz ki bugün de aynı şey çok yapılıyor biliyorsunuz. Genelde müteahhitten alınır şeyler, dubleks daireler. Orası dahil değildir. Sonra da o alanlar açılır. Mansart çatının o formu yani bahsettiğimiz formu aslında oraya da bir metrekareye sığdırma çabasından kaynaklanıyor. Benim kastettiğim daha çok şey üzerinde, duvar üzerinde gördüğümüz bizim Fransız balkonu dediğimiz uygulama. Yani balkon kapısı şeklinde şeylerin açılması, kanatların açılması ama balkonun konsol bir şekilde dışarıya doğru uzamaması ama sadece bir parapetle şeyin pencerenin alt tarafının kapanması. Yani bunun da hani tiyatro localarından çok çünkü tiyatro locası ve tiyatro mimarlığı çok daha eski bir tarihselliği vardır kuşkusuz. Bunun daha çok yani dışarısını ya da dışarıdaki sosyal yaşamı işte kendini dışarı çıkartıp da çok fazla sergilemeden gözetleyip onu izlemek çabası olarak görmek. Yani cemiyet hayatı ile ilgili bir şeyi uygulamak için imkan sunduğundan bahsetmiştim. Yani Fransız balkonu dediğimiz şey ama zaten hani daha sonrasında da bir çok sıkça kullanılan bütün dünyada bir yapı elemanına dönüşecektir. Tabii. Çok teşekkür ederim Rica cevabınız için. ederim. İyi günler. İyi günler, çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Evet, sorusu olan var mı izleyenlerimiz arasında? Eğer el kaldırma butonunu bulamadıysanız chatten soru sormak istiyorum diye bir yazabilirsiniz. Sadece isminizi görmemiz için. Murat Bey, acaba el mi kaldırıyorsunuz? Öyle olduğunu düşünerek. Buyurun. Alkış da kabul ediliyor. Evet, Buyurun. alkış göndermek isterdim. Alkış. Sevgili Aydıncıl'ı görmek çok güzel. Arkadaşları da burada görmek çok güzel. Çok Evet. teşekkürler, ağzına sağlık. Yani biraz cehaletimden, biraz da tabii senin ne düşündüğünü merak ettiğim için şeyi sormak istiyorum. Bu bir 21. yüzyıl sinemasından söz edilebilir mi? Ve onun barokluğundan söz edilebilir mi? Bunu da şeye bağlayarak yani 21. yüzyıl mimarlığı diyelim yani son 10-20 yılın mimarlığı ne bileyim işte Zaha Hadid bilmem ne onları da hani bir tür neo-barok olarak görebileceğimize dair görüşler var. Hani onların kullanıldığı o akışkan mekanların bu kadar eski baroğun lineerliği, geometrikliği, kontrol edilebilirliğinin ötesinde daha akışkan, sözde serbest ama hani bir yandan da liberalizmin şeyiyle o uyuşukluğuyla eş güdümlü çağdaş mekanları kullanan sinemalardan söz edilebilir mi? Yani bu arada bir barok 21. yüzyıl sineması ve mimarlığından söz edilebilir mi? Hem cahilliğimden hem de senin ne düşündüğünü merak ettiğimden soruyorum. Çok teşekkürler. Estağfurullah Muratçığım. Valla benim 21. yüzyıl sinemasını bilemiyorum. Yani öyle bir şey. Çünkü yani bir sinemacı değilim, sinema uzmanı değilim, sinema tarihçisi değilim. Sadece hani belli bir takım uygulamaların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve ancak onları belli bir perspektiften bakınca tutup çekebiliyorum. Mesela işte şeyden Charlie Kaufman'dan örnek verdik. Mesela yani çok Charlie Kaufman kendi çok şahsına münhasır bir isim.
Synecdoche, New York diye bir şeysi var, filmi var. Şeyden evvel çektiği. Yani orada mesela işte bilmem kendi hayatının her detayını New York'un ortasında bulduğu bir depo, yani büyük bir hangarın içerisine kurduğu, yani birebir ölçekte setle sürekli canlandırma peşinde olan bir karakter var. Tabii bundan ibaret değil filmde, pek çok şey var ama hani sahnenin sahnesi, hayat bir sahne, bir sahnenin sahnesine dönüştürdüğü zaman adamın onun içinde nasıl yitip gittiğini de çok güzel ifade ediyor. Ama bu standart bir film, yani bir konusu olan bir film, bir olay akışı olan bir film. Full, yani bu, temanın barok olmasıyla tarzın barok olması gerçekten çok farklı bir şey. Yani Fellini'nin işte bilmem yeni dalga akımının, Fransız sinemasında yeni dalga akımının yani onların özelliği biraz bundan kaynaklanıyor. Ya bu da her zaman çok herhalde seyirci bulan bir tarz olmadığı için yani çok da fazla uygulanan bir şey olduğunu düşünmüyorum ben ama yani onu ancak söyleyeyim. Ama Zaha Hadid'e gelince, Zaha Hadid'i ben yani birkaç defa dinledim sahnede. Hiçbir kuramsal bir şeyden bahsetmedi. Hatta yani yapmış olduğu, hep anlattığı şey, yapıtlarını, bir takım detaylarını anlatmak en çok kurama yaklaştığı yerde işte EA'den mezuniyet projesini anlatmaktı. Her konuşmada onu şey yaptı. Şimdi baktığınız zaman barok mimar, tarihsel barok mimarlığın en önemli özelliklerinden biri de yani hiçbir kuramcısının olmamasıdır. Doğrudan yapıtla konuşur. Yapıtın öznelliğiyle konuşur. Yani o öznelliğin içerisindeki sürekli değişen hani türevle konuşur. Yani matematik türevleri, mesela türev denklemlerinin en önemli, üzerinde çalışan en önemli ismin de barok filozof Leibniz olması hiç rastlantı değildir. Çünkü türev öyle büyülü bir şeydir ki, yani sürekli olarak türevin en son noktasında x ve y, hatırlayın o denklemleri, sıfıra gitse bile türevin bir değeri vardır. Dolayısıyla yani o anlayış kesinlikle insan pratiğinin görüldüğü her yerde bence mümkün. Şey yerine, Zaha Hadid yerine benim bildiğim Schumacher yapıyor herhalde onun şeyine. Onu da hani dinleyebildiğim kadar dinledim, kitaplarını aldım. Hani mesleğin ne olduğunu anlatıyor. Yani içerisinde bir kuramsal bir şey göremedim. Hani dolayısıyla bu Hadid, Zaha Hadid veya da prometrisizmi barok yapmaya yeter mi? Yani en azından bir gözlükten, o gözlükle bakmak için bize yeterince cesaretlendiriyor. Yani baktığında da çok şeyi görüyorsun barok olarak zaten diye düşünüyorum ben, en azından kişisel olarak. Çok teşekkürler, sağ olasın. Ben teşekkür ederim Murat. Teşekkürler Murat Bey. Onur Bey el kaldırıyor. Mikrofonunuzu açıyorum. Merhaba. Merhaba. Teşekkürler öncelikle. Ben size şeyi sormak istiyorum. Godfather'ın kurgu sahnesini anlatırken. Hı-hı. Geliyor mu sesim bilmiyorum ama. Geliyor, geliyor. Şey, bu onlardan da çekilen Dunkirk filmi geldi aklıma. Onda da üç tane Nolan'ın, üç tane değişik zaman bir filmde gösteriyor ama hepsi bir anda da buluşuyor film içerisinde. İzlediğinizi bilmiyorum ama onu kurgusal olarak nereye oturtabiliriz? Biraz daha değişik bir teknik zannedersem mevcut filmlerden. Hı-hı. Ve galiba Tarantino hani biraz abartı da olacak ama hani Yüzyılın filmi gibi biraz abartı da yapmıştı. Tarantino gibi tahmin değilim ama filme. O filmdeki, hı-hı, o kurguyu nereye oturtabiliriz ve nasıl bir tekniktir? Bu anlattığınızda teşekkür ederim. Valla yani bu, yani bir tekrar o gözle seyretmem lazım. Ya, filmi gördüm ama yani özellikle şu ara bütün film deneyimimiz sandalyesinin üstüne oturup Netflix'e bakmaktan ibaret olduğu için ve dikkat ederseniz de Netflix neyi gösterebilecekse kalitede o düzeyde sürekli olarak veriliyor. Sinema sektörü pek çok önemli yapım, yani bildiğimiz pandeminin doğrudan sinema salonlarının açılmasını bekliyor şu anda. Yani pek çoğunun kadrosu o filmlerin Netflix gibi ekranlara düşmesini istemiyor. Dolayısıyla bir daha o gözle iyice seyretmek lazım. Hani ama hani kurgunun, o kurgunun ne olduğunu, nasıl şey yaptığını, onun analizinde açıkçası ben pek ehil görmüyorum kendimi öyle bir şey yapmak için. O yüzden çok net bir cevap veremeyeceğim. Çok özür diliyorum. Ama yani filmi gördüm ama hani kurguyla ilişkili olarak o şeyi bir daha bakarak tekrar görmem lazım ki zaten yani pek çok film vardır. Yani çok sık izlenir. Bazen her izlendiğinde başka bir şey kaydedilir. Yani bu da bunun gibi bir örnek olsa gerek.
Onur Bey'e teşekkür ediyoruz sorusu için. Evet, şu an el kaldıran göremiyorum. Hüseyin Bey, fiziksel bir el kaldırıyor. Buyurun. Sizin de sesi, evet, şimdi oldu. Merhabalar. Merhabalar. Ya bu çok düşündürücü ve herkesin hakikaten orasından burasından çekip kendi için bir şeyler bulacağı bu sunum için çok teşekkürler gerçekten. Ben teşekkür ederim. Ben size şeyi soracağım. Piranesi ile Libeskind arasındaki benzerliği ben mi öyle düşünüyorum? Bende iki tane kitap var. Biri Libeskind'in çizimleriyle ilgili. Yapıtlarıyla ilgili değil, çizimleriyle ilgili. Piranesi'nin de gravürleriyle ilgili. Ben bunları çok dikkatle baktım bir sürü zamanlar. Hep kitaplığımda yan yana koyuyorum. Ondan sonra tekrar çıkartıyorum, bakıyorum, ediyorum, tekrar yan yana koyuyorum. Zaten çok merak ettiğim bir şey, acaba Libeskind hiç bina yapmasaydı bu çizimlerle nereye giderdi? Çünkü o kadar enteresan çizimleri vardı ki ilk başlarda. Sanırım ilk çizimlerinde Helsinki'de şey yaptı, gösterdi. Çünkü Piranesi'ye baktığımız zaman dediğiniz gibi çöküş halinde olan bir antik dünyanın işte yıkıntılarını, yarım kalan harabelerini çok müthiş bir şekilde çizdi. Siz çok iyi şeye açtınız oraları. Libeskind'in çizimlerinde de öyle bir şeyler var. Yani kesintiler, kırılmalar, yok olmalar, tekrar başlamalar, mesela o ufuktaki çizgileri, küçülen çizgileri, işte bütün sayfa olan çizgileri. Yani tabii Jewish Museum'da, şeyde Yahudi Müzesi'nde böyle parça parça giden zikzak, oradaki kesintiler. Benim sorum sizin bu konuda ne düşündüğünüz? Bir de siz şeyden söz ederken, Fellini'den Orkestra Provası diye bir filmi var tabii, onun çok enteresan. Evet, evet. Birdenbire aklım oralara gitti. Gene bir odacı vardı orada. Hani ayaklarını havaya doğru kendisine atıp koridorda böyle iki ayağını vuruyordu hep ikide birde. Ve sonra olayda bir küçük bir şeyde orkestra odasında işte gürz geldi sonunda. Her şey darmadağın oldu. Bir de bu sizinkinin arasına girdi siz anlatırken. Bunu söyleyebilir misiniz? Piranesi ile Libeskind'in bu bağlantıları hakkında ne düşünüyorsunuz? Şu hani onu Libeskind'in yani düşündüğüm zaman çok net gelmiyor şu anda ama yani şöyle ifade edebilirim. Örneğin şeye baktığımız zaman o City Edge yarışmasına, yani kent çeperi yarışmasına, yani o kent çeperine vermiş olduğu öneriyi normal bir keyfi bir öneri olmaktan çok hani şehrin kendi o dönemdeki ruhuyla ilişkili bir öneri olduğunu düşünüyorum ben. Ama Yahudi Müzesi'nde var olan hani sonuçta İkinci Dünya Savaşı ve bundan dolayı bu azınlığın görmüş olduğu zulümü, yaratmış olduğu yarayı ifade etmeye çalıştı. Ama şimdi mesela çok da ilginç başka bir örnek var. Yani bu başka bir sunumda vermiş olduğum bir örnekti. Lebius Woods. Tamamıyla bina yapmış bir isim değil. Daha çok kurgusal olarak çalışmış ve doğrudan çizimlerin hepsini elle yapmış ölene kadar bir isim. Birçok üniversitede proje stüdyosu yürütmüş. Lebius Woods'un çok bir yapmış olduğu bir yapıt geldi aklıma. Zannediyorum 92 yılında işte Saraybosna şeyde Bosna Hersek'teki iç savaş sırasında Saraybosna çok şiddetli bir kuşatma altında Sırp milisleri tarafından ve Libeskind şehre gidiyor. Şehirdeki üniversitenin stüdyosuna katılıyor ve orada konuşma yapıyor ve ondan isteniyor ki bir proje yap bizim için. O da şehrin işte şey tarafından işte roketler ve silahlar tarafından hasar görmüş olan elektrik idaresi binasını bir proje yapıyor. Yani binanın sadece onarılması ibaret değil. Yani binanın bir bu görmüş olduğu, yakın geçmişte görmüş olduğu bu şiddetli mezalimi aynı zamanda ifade edecek. Ama bunu ifade ederken kurguya fazla izin vermeyecek bir tarzda bir öneri getirmişti mesela o şeyde içerisinde. Yani genelde biz her zaman bunu ama yani bu doğrudan bu yakın geçmişte kurulan ilişki bağlamında biraz daha sağlam bir
tarz olduğunu düşünüyorum. Yani bu şey yarayı orada bir sahnede hiç yoktan tekrardan bir şey gibi, dekor gibi yapmaktansa Libeskind içerisinde. Ama şimdi mesela bir şeyi açıp okuyalım. Gustav Meyrink'in Golem diye bir yapıtı vardır. Mesela o Golem çok abartılı ifadeler ve şeyler, tanımlarla doludur. Örneğin orada Yahudi şeyini, Prag'ın yüzyıl başındaki, hatta pardon, evet Yıldız yüzyıl başındaki Yahudi mahallesini anlatır. Evleri bir tarif ediş biçimi vardır. Yani şu anda aklıma gelmiyor mu? Yani motamı kelime kelime söyleyemeyeceğim. Ama eğer size o sayfayı, fotokopisini yani göstersem ve daha sonra da Frank Gehry'nin çalışmalarını göstersem doğrudan bu budur dersiniz. Şimdi bu yani ancak bir araya gelebilecek yapıtlar bunlar. Bunlar bir araya gelecek örnekler. Barok bu bir araya geliş için bize iyi bir başlık verebilir. Ama tabii bu başlığın da altını doldurmak kolay bir şey değil. Çünkü çok derinlikli bir konu. Doğrudan deterministik bir şey bulamadığınızda, ifade bulamadığınızda o işin sözel ifadesi her zaman çok uzun ve meşakkatli bir yol oluyor. Ama küçücük bir ipucu dahi olsa çok önemli. Çünkü üç bahsettiğimiz isim de ilk başta üzüntülerle, yıkılmalarla, acılarla, bunlarla geliyor. Tabii sonunda bir forma geliyor ama onun da ötesinde bambaşka bir derinliği var. Yani kolay değil tabii. Tabii. Bir de yani kentten bakmakla, binanın içinde bakmak çok farklı bir şey. Yani kentin bütünü içerisine baktığınızda bir obje değeri olan bir bina, binanın kendiliği içerisinde, onun kendi labirentinde deneyimlediğinizde bambaşka bir şey olabilir ki yani Yahudi Müzesi yani en azından benim deneyimlediğim şekilde biraz böyle bir şey. Gerçekten yani kendi içindeki kurgunun bütünüyle bir barok bir şeysi, altyapısı var tabii diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Rica ederim. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz Hüseyin Bey. Evet. Başka sorusu olan misafirimiz var mı acaba? Yok mu? Ebru Torun, okey. Açıyorum mikrofonunuzu. Merhaba herkese. Merhaba Aydıncığım. Merhaba sınıf arkadaşlarım da tanıdıklar. Aydıncığım harikaydı. Nefis bir öğleden sonra oldu benim için. Ben bir de hepimizi bu barok tema gözlüğünü taktığını düşünüyorum hepimize artık. Zehirlendik. Çok teşekkür ederiz. Fakat sana, yani demek ki sen hayatı böyle yaşıyormuşsun diye düşündüm. Üzüldüm. Ama esas sormak istediğim şu, hakikaten ben de merak ediyorum ne düşünüyorsun bu konuda diye. Biz şimdi artık bu barok gözlüklerle her yere bakabiliriz, evet. Geleceğe de bakabiliriz. Demin onlar tartışıldı. Fakat ben tabii kendi konum itibariyle sence ne zamandan beri bilinçli şekilde bu tür yani barok temada gördüğümüz ne derler, özellikler diyeyim, unsurlar bilinçli şekilde kent dokusunda kullanılmaya başlandı? Ne kadar erkene bağlayabilirsin? Yani bu belki şöyle bir şey değil, yani barok içindeyiz diye bir şey söylemek çok doğru mu bilmiyorum. Çünkü hani neo barok bir zamandayız. Neo diye başladığımız zaman zaten o iş biraz her zaman istismara da açık oluyor. Dolayısıyla ben ona barok drive diyorum, yani bir barok güdü vardır. Yani bazen işler durumdadır, bazen fazladır, bazen azdır. Bazen hayata hep böyle deneyimleriz gerçekten. Yani bu senin dünyan dediğimiz şeyin aslında biraz özeti de budur. Ama bu bazen çok fazlasıyla olur. Yani bazen biz orada onu görürüz ama bir türlü gördüğümüz şeyi başkasına ifade edemeyiz. Yani bu her zaman işler durumda olan bir organizmadır. Yani Deleuze hep bunu söyler. Yani bir fonksiyon operatuardır der. Yani bir operasyonel bir işlev şeydir, fonksiyondur der. Yani barok şeyi yaratmaz. Nemvant Peleşoz der. Yani şeyi yaratmaz barok. Herhangi bir unsur yaratmaz. Yani devamlı fonksiyon operatuardır. Yani bir barok drive vardır, bir barok güdü vardır. Dolayısıyla yani öyle bir barok güdünün aslında postmodernizmden beri hep işler durumda olduğunu söylemek de mümkün bence. Yani şeyin hani pek çok historisist bir tarzı vardır. Hani pek çok defa ikonik tarzı Amerikan
şeyinde, sahnesinde oldukça hani basma kalıp Disneyland şeklinde de kendini tecelli eder. İşte Aldo Rossi gibi isimlerle daha derin bir şekilde de Avrupa'da kendini tecelli eder. Bu da böyle bir şeydir. Çünkü sonuç olarak buradaki atıf tarihselliğin kendisinedir. Yani bir dilin kendisine atıf yapmak ve o dilde konuşmak çok farklı bir şey. Yani Chris Marker'ın güzel bir filmi vardır, o La Jete diye bir denemesi vardır. Orada işte zulüm yapan bir kamp bekçisi fısıldar ama Almanca şeyi duyarsınız. Yani çünkü 60'lı yıllarda 2. Dünya Savaşı'ndan çıkmış bir toplum zulümle Almanca'yı birleştirmektedir. Ama Almanca konuşmamaktadır. Yani postmodern klasisizm neoklasik değildir. Ama neoklasisizm baştan envan şey yapar. Yani doğrudan bunu bir dile dönüştürür, sistemli bir şekilde her yere uygular. Ama postmodernizm o derinliğe, ataların bilgeliğine bir atıftır. O bilgeliğin sözüyle konuşmaz. Şimdi bu da bir barok bir şey. Sonuçta bilmem bir pürist, stil internasyonel, modernist bir kütleyi, mekanı yumuşatıp onu böyle bir çamurla şey yapıp bundan bir parametrisizm çıkartmak da barok bir tavır. Ama bu ikisi birbirine hiç benzemiyor. Yani bu hep bence işler durumda olan bir şey diye düşünüyorum. Ve hani her şeyi oturup da orta çağın bitimine bağlamak da şuna denk geliyor. Demek ki işler hep böyleymiş. Belki de bilmiyorum. Yani şeyin bile, yani bir Hadrian villasını düşünelim Roma mimarlığında. Yani hiç örneği olmayan, eskide öncesi olmayan uygulamalardır. Yani demek belki bir romanın da bir baroğundan bahsedecek miyiz? Belki bahsetmenin zamanıdır. Yani diye düşünüyorum yani. Böyle bir kesin tarihlemeden çok hani o operasyonel fonksiyonu anlamak belki birçok yerde pek çok şeyi keşfetmemize de olanak sağlayabilir. Duyulmuyor galiba ama. Evet, izin gelmesi gerekiyordu unmute için de. Tam olarak onu demek istiyordum. En son dediğin gibi yani romanın da barokundan bahsedebilir miyiz? Hatta bir proto kent yerleşiminin baroğundan bile bahsedebiliriz gibi gelmeye başladı seni evet. Dinlerken de o yüzden. Bence de çok öyle. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ ol. Konuşuruz. Bahar Hanım, açıyorum sesinizi. El kaldı mı? Herkese merhaba. Aydıncığım muhteşem bir sunumdu. Çok teşekkür ederiz. Müthiş ilgi ve keyifle dinledim. Şunu düşündüm ben de. Barok tablolardan bahsederken tablolardaki belirsizlik, tam olarak ne olduğunu anlamadığımızın kadar anlatılması ve belirli bir algı sürecinden geçerekten hani ve bunun sinema gösterisi gibi olmasından bahsettim. Aslında hayatımızın kendisi böyle değil mi? Yani hayatımızın içi hep barok dolu. Hep barok yaşıyoruz belki de, öyle değil mi? Tabii. Kesinlikle. Kesinlikle böyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü mesela bellekle ilişkimiz de çok garip. Şeyde gene o Deleuze'ün şeylerinde bir bir söylevi vardır derslerinde, Sorbonne'da verdiği derslerde. Der ki mesela işte yeter neden ilkesi diye bir şeyden bahseder. Yeter neden ilkesi işte tarihsel kartezyen bakış açısı içerisinde tarihsel olaylar ve tarih aslında hep neden sonuç diz şeklinde gider. Ama Deleuze der ki Leibniz'in mesela vermiş olduğu bir örnek, işte Sezar Rubikon'u geçti. Yani Sezar Rubikon'u geçince ne oldu? Rubikon'u geçince imparatorluk dönemi başladı. Sonra Roma İmparatorluğu'ndan bahsettik. Sonra onun ya dağılmasından bahsettik. Sonra karanlık çağlardan bahsettik. Daha sonra Avrupa medeniyetinden bahsettik. Daha sonra işte Amerika'nın keşfinden bahsettik. En sonunda da 69 yılında Ay'a gidilmesi. Yani 1969 yılında NASA'nın Ay'a insan göndermesi için yeter neden ilkesi Sezar'ın Rubikon'u geçmesidir. Dediğimiz zaman bütün bu tarih aralığını aslında alıp çerçeve içine alıyoruz. Yani dolayısıyla da hani bu bir hani herhangi bir şekilde anlamlı bir şey midir? Evet, anlamlı bir şeydir. Çünkü aslında belleğimiz biraz böyle devam ediyor. Yani bellek sürekli olarak hatırladığı şeyi doğrudan bir
tape recorder gibi sürekli kaydeden bir şey değil. Bellek sürekli manipüle ediyor. Hatta bunu işte bir belgesel vardır. Orada da bunu çok işleniyor. Şeyde halen o da dönüyor şeyde galiba medyada. Bir şey yapmışlar. Herkese işte bilmem 11 Eylül'de nerede olduğunu sormuşlar o anda. Birçok insanla yapılan röportaj. Herkes bir şeyler söylüyor. Sonra bu insanların 11 Eylül'de gerçekte orada olup olmadığı ama bunların üçte birinin en azından belki yarısına yakının veya büyük bir çoğunluğunun aslında orada olmadığını, New York'ta bile olmadığını, olayı görmediğini, o mahallede olmadığını fark ediyorlar. Yani öyle bir şey ki olayla kurduğunuz ilişki bir de sonuçta LCD ekranından sürekli olarak beslendiği zaman sahte bir anı bile üretmek mümkün. Anını zaten karıştırmak mümkün. Ve zaten hani o anıyı bir de iyi, kötü, hüzünlü, mutlu gibi kodlarla siz sürekli kaydettiğiniz zaman süreç içerisinde yaşam deneyimize göre o kodların da sürekli olarak değişmesi söz konusu. Dolayısıyla bellek dediğimiz şey aslında sanal bir tiyatro. Yani barok bir tiyatro. Ve dolayısıyla o tiyatro içerisinde hani bu şey yeter neden ilkesine göre birçok şey aslında bütün olarak çerçeveleniyor. Yani yaşamla belki kurduğumuz, yani benim en azından kurabileceğim biraz ilişki bu. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, sorusu olan var mı? Bakalım. Hulya, sana ne kaldırıyorsun? Hulya Fırıncıoğlu. Evet. Merhaba hocam. Merhaba. Çok fazla bilgi yüklemesi oldu benim için 4. sınıf öğrencisi olarak. Size sormak istediğim konu şuydu. Daha öncesinde Tiyatro Mundi diye bir barok metaforu hakkında bilgi edinmiştim. Belki bilgi sahibisinizdir siz de. Bu mikrokozmos ve makrokozmos kavramlarını ele alarak aslında world is a stage, yani dünyanın bir sahne olduğu kavramını ele alıyorlardı. Acaba sizin de sınav ve mimarlığı barok açısından ele almanız ya da başka bir akımdan ziyade barok açısından ele almanız bununla ilgili olabilir mi diye soracaktım. Anlayamadım ama. Son cümlenizi duyamadık, kesildi sesiniz. Tekrarlayabilir misiniz son cümlenizi? Son cümlem işte Tiyatro Mundi kavramından bahsetmiştim. Acaba sizin de görüşünüz bununla mı ilgili diye. Baştan sona mı kaçtı emin değilim ama şu anda. Yok, sadece son bölümü duyamadık. Tamam. Aydın Bey, netleşti mi yoksa tekrarlamasını rica ederim? Yok, yani şöyle söyleyeyim. Hani Tiyatro Mundi kavramını bilmiyorum ben. En azından öyle bir şey okumadım. Nereden geçiyor, nasıl geçiyor? Siz biraz anlatırsanız. Hani belki de... Tabii. Yani benim okuduğum kadarıyla barok metaforu olarak geçiyordu. Hı-hı. Ve bu world is a stage kavramının ortaya çıkmasıyla hani bu metaforu savunuyorlardı. Dünyanın bir sahne olduğuna dair. Hı-hı. Ve bunda kim da savunuyor? Kimin savunduğunu şu an hatırlayamıyorum, kusura bakmayın. Bir avantgarde tiyatro üzerine bir tasarım gerçekleştirmiştik de. Bununla beraber okuduğum bir görüştü aslında. Dolayısıyla hani biz görüşüne bağlıyor. Tanrı nasıl bizi izliyorsa biz de aslında tiyatro sahnesini o şekilde izliyoruz. Dolayısıyla hani bunu barok kavramının olarak ele almasında acaba biliyor musunuz ya da bunda bir etkisi var mı sizin görüşleriniz diye soracaktım. Tabii var. Yani sonuçta hani Tanrı bize nasıl izliyor dediğiniz zaman aklıma ilk gelen şey Lacan'ın büyük bir şeysi. Şimdi Lacan'daki gaze dediğimiz, yani nazar diye çeviriyorlar. Röger dediğimiz gerçeklik. Yani bu gerçeklik, yani şimdi ona girmek istemiyorum. Hani o çok derinlikli ve karmaşık bir konu. Ama yani bir insanın hani kendini Tanrı'nın ona nasıl bakıp onu nasıl izlediği gibi izlemesi üzerinden bir şey yapması aslında biraz kendi öznelliğini biraz ortadan kaldırıyor. Dolayısıyla hani bu şeye de Platon metaforuna da gidebilir. Yani sonuçta dünya sadece siz mağara duvarında izlediğiniz bir gölge oyunundan ibarettir. Çünkü asıl olan ve mağaranın dışında olan şey idealar dünyasıdır. Yani bunu da hani çağrıştırabilir. Yani o tiyatro sahnesi ve dünyayı bir tiyatro sahnesi olarak görmek anlayışı
pek çok aslında düşüncede, pek çok felsefede, pek çok kuramda, psikolojiden şeye kadar, diğer alanlara kadar insan bilimlerinin ortaya çıkabilecek bir şey diye düşünüyorum. Hani bunları belli bir takım nosyonlara indirgenebilirse ve biraz da görselleştirilebilirse, çünkü çok ilginç. Yani Barok'la ilgili benim hep gördüğüm şey şu, yani çok imgesel konuşuyor Barok. Yani Barok hep imgeselleştiriyor. Yani Barok bir düşünce, felsefeden bile bahsetsek, bunu imgelerle, alegorilerle anlatma için insan bir zorunluluk hissediyor. Bunu yaptıktan sonra, bu da aslında çok kolaylık da sağlıyor açıkçası. Bir de öyle bir durum var. Dolayısıyla bunun söylenemeyeceğini düşünüyorum, doğru. Ama tabii biraz daha üzerinde okuyup çalışmak lazım, düşünmek lazım. Rica ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Evet, son kez seyircilere soruyorum. Soru sormak isteyen var mı? Sanıyorum yok. Evet, bu arada bugün chatbox epey bir doldu. Pek çok bilgi ve link paylaşan konuğumuz da oldu. Teşekkür ediyoruz hepsine buradan. Kontrol etmeyi unutmayın sizler de. Evet, sanırım böylece sonuna geliyoruz etkinliğin. Nasıl sözü kontrol edeceğiz? Chat şeyine tıklarsanız orada altta, üçüncü sırada göreceksiniz. Chat'e tıklarsanız. Oradan hepsi çıkacak. Biz size listesini etkinlikten sonra da iletiriz şimdi. Tamam. Çünkü çok fazla teşekkür edenler var. Onlara da biz teşekkür ediyoruz katıldıkları için. Evet, Yılmaz Bey, söz almak teşekkür ederim herkese. Dinlediğiniz için. Çok çok teşekkürler tekrar. Gerçekten gerçekten çok etkili, çok keyifli bir sunum oldu. Eminim herkes kendi Barok filtrelerini temize çekecek ve gözden geçirecek. Farklı ederim. Bir algı oluşmasına vesile oldu bu sunum. Çok çok teşekkürler. Tüm izleyicilerimize de katıldıkları için çok teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle diyorum. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar, teşekkürler. Evet, bizi takip etmeyi unutmayın. Our İstanbul'un diğer etkinlikleri için sosyal medyadan.